İnsanın hidayetine vesile olan kitap, peygamberler ve Allah'ın yolunda gidenlerdir. Bir daha sohbetimizi hatırlatalım. İnsanın azgınlığına, delaletine, yoldan sapmasına sebep nefis ve şeytandır. İnsanın hidayetine vesile kitap, Kur'an-ı Mucizül Beyan, peygamberler, yolunda giden evliya, ulema-i izamdır. Faydalanacağımız eserler, her zamanki ahlakımız, eserleri tanıtıyoruz. Peygamberler Tarihi Ansiklopedisi, birinci cilt. Bunun içerisinde Adem Aleyhisselam var. İkinci faydalanacağımız eser, Terbiye-i Nefis. Terbiye-i Nefis, Molla İsmail Çetin'in. Çok geniş tafsilat var, çok fazla teferruat var. Nefis bahsinde muhterem kardeşlerime bundan bir kısmını naklettim. Bir kısmını da şimdi nakledeceğiz inşallah. Üçüncü faydalanacağımız eser, Şeytanın Hileleri. Bu müstakil bir eser gibi görünüyor. Haddi zatında Muhiddin Arabi Hazretlerinin Seceretil Kevn ismindeki eserinden alınmıştır. Şeytanın Hileleri. Üçüncü, dördüncü faydalanacağımız eser, Alimler Ansiklopedisi, 8. cilt. Beşinci faydalanacağımız eser, Erzurumlu muhterem Molla Mehmet Kırkıncı Hoca'nın Kaderi Nedir? Kendisi Erzurumlu ulemadan, yüksek bir alim, saadetli hayatını Risale-i Nur okumaya vermiş, Üstad Bediüzzaman'ın teveccühünü kazanmış, Üstadımızın Sözler 26. sözdeki kader meselesini şerh etmiş. Ben yarısına kadar okudum. Herkesin anlayacağı bir üslupta, tereddüde mahal vermeyecek kadar açık. Kader nedir? İnsan Allah'a itaat ederken kaderi bahane edebilir mi? Kader insanın ibadetine mani midir? Bunu çok geniş incelemiş. Ben bugün size hazırlık için 47. sayfaya kadar çalıştım. Rabbim lütfederse 1, 2, 3, 4, 5 eserde huzurunuzda sohbet edeceğiz inşallahü teala. Allahu Teala sohbet edene rahmetsin. Sohbetimizi anlaşılır hale getirsin. Kalplerimizde tesirini icra etsin. Gönüllerimizi muhabbeti ilahiye çevirsin. Dinleyen kardeşlerime sohbetin hakikatını idrak etmek nasip eylesin. Sohbetin hakikatına göre, şu İsmail nerede? Ayağım üşümesin diye bir şey giyiyorum, onu da giyemedim. Sohbetimizin tesirini Allah halk eder. Cemaati toplamak Rabbimizin lütfudur. Kimse kemalatıyla hiç kimseyi toplayamaz. Kimse Allah rahmetmeden kimsenin kalbine tesir icra edemez. Aşçı kardeşlerimiz de çağırdı. Onlar da bu sohbetten mahrum olmasın. Yemek pişiriyoruz diye yasından sonra biraz istirahat ediyorlar. İstirahat kabirde. Şunu ayağımı sokamadım gerçliğe ne yaptın? Şunu ayağım buz gibi oluyor, üşüyünce de terliyor. Şunu ayağımı sok, inşallah tatlılıkla sohbet etmeye Rabbim muvaffak etsin.
Kıymetli kardeşler, ben huzurunuzda sohbet ediyorum. Bu konuları kemalatla bildiğime delil ve alamet teşkil etmez. Hasbelkader çalışıyorum. Hüsniyetimi ortaya koyuyorum. Rabbimin tevfikini istiyorum. Resulullah'ın bereketini istiyorum. Saadat-ı Nakşibendi'nin de himmet ve hayırlı dualarını istiyorum. Gücümün yettiği kadar Allah aşkına size sohbet etmeye çalışıyorum. Kusur benden, affetmek Allah'tan. Kusur benden, hoş görmek sizden. Şuna inanın ki takatım yetse en büyük bir evliyayı kibar gibi size sohbet ederim. Her şey kabiliyete göredir. Her şey çalışmaya göredir. Lütuf Allah'tan, gayret bizden. Şeytanı anlatabilmek için şeytanın dünyaya vuku bulması, insanlara musallat olması, Hazreti babamız Adem Aleyhisselam'ın hayatı ile çok yakından ilgilidir. Şeytan ortaya bir başına şartan olarak çıkmamıştır. Onun da şeytanlığına nefsani, kendi nefsinin nefsani kısımları vardır. Nefsani kısımlarını idrak edebilmek için Adem Safiullah'ın saadetli hayatını bilmek lazım. Onu bilirsek şeytanı azdıran mesele nedir? Şeytanın şeytanlığını ortaya çıkaran nedir? Vasfı nedir? Sıfatı nedir? Muradı nedir? İnsanların ne yapmak ister? Bunlar dikkatlice okunup bilinmesi lazım gelir. Kendi kendime tefekkür ettim. 184 bin sene 7 kat semada, dünyada Allah'a kimsenin yapmayacağı derecede ibadet etmiş, Allah'a muti olmuş, mübarek melaike-i mukarrebine hoca tayin edilmiş, Allah'ın nazlısı bilgilisi olmuş. Sonra da nasıl şeytan bu kadar azabiliyor? 184 bin sene Allah'a hiç nefes almadan ibadet etsin, muti olsun, Allah'ın kapısını beklesin, meleklerle beraber yaşasın, onlara üstadlık, hocalık yapsın. Nasıl olur da şeytan bu sıfatlara girer? Kendi kendime tefekkür ediyorum. Bunu bulmak mümkün değil. Şeytan kendisi de biliyor ki Hazreti Adem'den itibaren binlerce sene geçti. Allahu Teala'nın Habibi dahi kendisine ya Mürre, ya Eba Mürre, acaba senin için bir tövbe etmen, Allah'a dönmen mümkün değil mi? Bunu iyi dinleyin, bunu duymadık çoğumuz. Ya Eba Mürre, Mürre acı, acılık, pislik babası. Ya Eba Mürre, acaba senin için tövbe etmen, Allah'a dönmen mümkün değil mi? Kendine girmene kefil olurum. Söz veririm. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın katında ne söz verirse ona Allah nefsinden konuşturmaz, boştan konuşturmaz. Ne konuşturursa Rabbimin fazlı kelimeyle konuşur. İblise tövbe edip Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a gelene kadar milyonca insana azdırıp kandırdığı halde kendisini tövbeye davet etmiş, itaate davet etmiş, mel'un şeytan bundan da tövbe edip rücu etmemiştir. Bu ne kadar azim bir şey. Düşünüyorum, ya Rabbim bu nasıl iştir? İnsanlara azdırmak nasıl bir zevktir? Her azdırdığı insanın işlediği günahtan hisse alarak, dağlar kadar, denizler kadar günaha sahip olarak
cehennemin bütün ateşini başında toplamaya talip olmak nasıl bir iştir? Allah bir Muhammed al. Ben düşünüyorum bunu çözemem. Nedir bu? Bundaki vasıf nedir? Bunun özelince tarafı nedir? Allah isyanının haşa lezzeti mi vardır ki Allah isyan eder? Fahri Kainat aleyhissalatu vesselam Hazreti Resul-i Kibriya sıfatıyla huzurda bulunan sahabelerin huzurunda konuşmuş. Ya Eba Mürve, acaba senin için bir tövbe etmen, Allah'a dönmen mümkün değil mi? Sen tövbe etmez misin? Allah'a dönmez misin? Ey şeytan, hoş geldin. Affın dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. İnşallah bu senin çok büyük makam kazanmana sebep olur. Deminden beri kalbim çarpıyor. Ya o zat gittiyse diye korktum. Hakkını helal et. Elini 100 milyon kere öpeyim. Mümkün değil mi? Cennete girmene kefil olurum. Söz veririm. Allah-u Teala Hazretleri buyurur ki Muhammed nefsinden konuşmaz. Ne konuşursa hakikat konuşur. Kalbine Allah'ın vaat ettiği şekilde konuşur. Eğer şeytan ya Muhammed aleyhissalatü vesselam aha tövbe ediyorum. Bundan sonra Allah'ın sıddık bir kulu olacağım deseydi haşa Resulü Kibriya boş konuşmaz. Vaadi Allah'ın katındandır. Ne söz verirse Rabbim onun sözünden vazgeçirmez. İnsanlığın yaratılışında Peygamber aleyhissalatü vesselamın Adem Safiullah anında parlayan nur dahi Muhammed aleyhisselamın nurudur. Rabbim Teala yaratılmış mükevvenatı Muhammed aleyhisselamın nuru ile halk etmiş. Onun nuru Muhammed'e olan Allah'ın katındaki Habibullah sıfatı alından alına, kamilden kamile geçe geçe ta Seyyidine Abdullah Efendimiz'e intikal etmiş, yeryüzünü şereflendirmiş. Düşünüyorum bu ne iştir? Şeytanın bu vasfı ne vasfıdır ki bütün alemlerin Habibi sertacı olan Muhammed Aleyhisselam'ı dinlemesin, tövbe etmesin, küfründe inat etsin? Bu nefsin sıfatıdır. Biraz sonra içeriye gireceğiz. Bunu anlatıyorum. Günlerden bir gün İblis Musa Kelimullah Tur-u Sina'ya giderken yoluna çıktı. Ama İblis sıfatıyla çıkmadı. Herhangi bir insan gibi zuhur etti. Ya Musa, sen Rabbine Tur-u Sina'da tekellüm için gidiyorsun. Ben de bir onun yarattığı mahlukum. Sıfatını, ismini söylemedi. Sor, benim içinde bir tövbe kapısı var mıdır? Musa Kelimullah huzuru ilahiye gidince bu emaneti unuttu. Rabbim Teala, ya Musa, hani sana yolda bir kul rica etmişti, sen unuttun. Unuttum, affet ya Rabbim. O kimdi bilir misin? O mel'un firavundu. Sana bir aciz insan suretinde görüldü. Benim tövbem için bir yol, bir usul var mıdır dedi. Vardı. Ben Rabbül İzzet bütün mükevvenatın haliki olarak, mevcudatın Rabbi olarak, kudret ve irademle her şeyi halk ettiğim gibi en asi kulları da mağfiret etmeye gücüm yeter. O şeytana de ki, ey İblis, sen hatırlıyor musun Adem Safullah'a karşı Allah-u Teala muhterem bir sanat eseri kudreti ilahiyle halifetil ruh-i zemin halk edince bütün meleklere ruh verilince veya verilmeden az önce bakacağım şimdi secde ettiler. Sen secde etmedin. Rabbim diliyor ki madem Adem Safiullah'ın cesedine secde etmedin, git kabrine secde et, onu affedeyim buyuruyor. Allah bir bunu Musa Kelimullah'ta okudum.
Ya İblis, sen mağfiretini istiyorsun. Rabbim Teala Celle Celaluhu buyurdu. O benim emrime isyan etti, rahmetimden merdut oldu. Ama madem tövbekar olmak istiyor, gitsin Adem Safiullah'ın makberini bulsun, cesedine secde etsin, benim emrim yerine gelsin, ben onu bağışlayayım. İblis kibirinden, nefsinin azametinden, hele şu işe bak dedi. Ben Adem Aleyhisselam'ın ruhlu cesedine secde etmedim. Nasıl bir iştir böyle, nasıl bir iştir üstüne secde edeyim? Secde etmedi. Günlerdir düşünüyorum, bu ne sıfattır? Bu yaptığı zulüm ile milyon insanı imandan çıkarmak ile ve her çıkardığı imandan işlettiği cinayetin bir kısmı kendi amel defterine geçtiği halde bu ne azim bir intikamdır, bu ne Allah'a şiddetli bir isyandır ki asla tövbe etmez. Ben bunu düşünüyorum, bulamadım bir sebep. Bulmak da çok zor. Biz yine bulmamaya çalışalım. Çünkü onun azametindeki kibri idrak etmemiz mümkün değil. Neticeleri Allah'a bırakıp onun kıssasına rücu edelim. Kıymetliler, şeytanın şeytan olmasına sebep Adem Aleyhisselam'ın cesedi paki yaratılması, peygamber olarak gönderilmesi şeytanın şeytan olmasına sebep olmuştur. Bu bakımdan kıymetli kardeşlerime Adem Safiullah'tan sohbete başlamak lazım geliyor. Çünkü şeytanın hayatı bu mübarek peygamberle çok yakından ilgilidir. Bu Adem Safiullah'ı nakletmeden doğrudan şeytana geçmek pek çok bilgilerin noksan kalmasına sebep olur. Adem Safiullah yeryüzünde yaratılan ilk insan. Adem Safiullah yeryüzünde gönderilen ilk ulul azim peygamber. 6 tane büyük ulul azim peygamber vardır. Birisi Adem Safiullah, birisi Nuh Neciyullah, birisi İbrahim Halilullah, birisi Musa Kelimullah, birisi İsa Ruhullah, birisi de Muhammed Resulullah. 124 bin peygamberin 6 tanesi ulul azim peygamberdir. Onların makamı çok yüksektir. Hidayeti bütün alem içindir. Allah'ın azametini çeşitli sıfatlarla yeryüzünde yaşamışlar. Nevi beşerin hidayetine sebep olmuşlar. Geriye dönüyoruz. Adem Aleyhisselam her şeyin yaratılmasını Allahu Teala ezelde, kader nedir risalesinde var. Allahu Teala ezelde her şeyin yaratılmasına bir şeyi sebep kılmış. Bitkilerinki ayrı bir hukuk. Sözün meclisten dışarıya hayvanatın ayrı bir hukuk. Cinlerin ayrı bir hukuk. İnsanoğlu ayrı bir hukuk. Dünyayı daha önce cinniler doldurmuş. Uzun sene Allah'a itaat etmiş. Sonra isyan ederek dünyayı ifsad etmişler. Allahu Teala çeşitli melekeler göndermekle cinlerin bir kısmını helak etmiş, bir kısmını dağlara, tepelere sürmüş. Adem Aleyhisselam ise topraktan halk edilmiş. Cinler ateşten halk edilmiş, melekeler nur-u ilahiyeden halk edilmiş, mevcudat, mahlukat, gezegenler, dünya, yıldızlar, her birisi ateş küresi, güneşin gezegenleri, dünya toprağına benzeyen materyal topraklardan yaratılmış. Adem Aleyhisselam'a Allahu Teala hikmetine sual olmaz, topraktan halk etmiş. Taif'le Mekke arasında yoğrulan çamur, 40 sene kalmış, kuruyan sıcaktan Taif ve Mekke'nin güneşinden kuruyan çamur, Sal Sal ismini almış.
kurulmuş kiremit gibi, kerpiş gibi, tuğla gibi. En önce Allahu Teala Hazretleri bu salsal çamura Muhammed Aleyhisselam'ın nurunu eklemiş. Daha ruh yok. Ama yapı sisteminde Muhammed Aleyhisselam'ın nuru Adem Safiullah'ın alnına konulmuş. Ceset var ve lakin ruh yok. Muharrem ayının 10'unda Cuma günü, hangi sene bilemem, Rabbim bilir. Muharrem ayı peygamberlerin 10 tanesine lütuf ayıdır. Ümmet-i Muhammed'e ikram ayıdır. Muharrem ayında Allahu Teala hiçbir kavme helak etmemiştir. Çok mübarek bir aydır. Kameri gökteki ayların birinci ayı Muharrem ayıdır. 10 büyük peygambere lütuf etmiştir. İbrahim Halilullah'ı ateşten kurtarmış, Eyüp Aleyhisselam'ı hastalıktan kurtarmış, Musa Kelimullah'ı Kızıldeniz'den geçmesine sebep olmuş, İsa Aleyhisselam'ın risaletini vermiş. Velhasıl kelam, Muharrem ayı ümmeti Muhammed için büyük bir aydır. Muharrem ayının Cuma günü Adem Safiullah'ın cesedine Rabbim zat-ı kibriyasından ruh üflemiş. Ruhun manası ulema gizlemiş, peygamberler apaçık etrafın teferruatla anlatmamış ve fakat şu ceset denilen vücudumuzun kılından tırnağına, tırnağından kaşımıza, kaşımızdan beynimize, her yere hayat veren ruh olmuş. Eğer ruhu şu lambayı söker gibi vücudumuzdan söksek bütün hayat eserleri ortadan kalkıyor. Şu halde cesedi diri kılan ruh, mahiyeti Rabbimin emri, varlığı nur-u ilahi, mekanı makamı arşın üstünde. Evet. Demek Allahu Teala ruh verdi. Boyu 500 zira. Kıymetli muhterem, kıymetli kardeşler, zira şu parmağımın ucundan dirseğime kadar şu mesafeye Arap ölçüsü zira. Bunun adı zira. Şu kadar olursa arşın, şöyle olursa metre. Demek zira parmak ucundan dirseğe kadar 60 zira. Şu kaç santim var zira? 50 var mı? 60 zira demek 30 metre. Kitapta diyor, 40 yaşındayken Firdevs adındaki cennete götürüldü. Boyu 250 metre idi. Babamızı bir anlatayım. Hepimiz bu mübarek atamızı bilelim. Boyu 250 metre. Evet. Adem Aleyhisselam'ı yaratılınca Rabbim Teala bütün yaratılmışlara eşrefi mahlukat, mahlukatın en ulu şereflisi, en kıymetleri yarattığı için eseriyle değil müessir olan kendisine secde ettirdi. Dikkat edelim. Biz Kabe'ye secde ediyoruz 5 vakit namazda. Beytine, örtüsüne, binasına, duvarına mı secde ediyoruz? Hayır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bize cihet olarak Kabe'yi vahidi kıyası bütün insanların merkezi olarak azametinin temsilen koymuş. Biz Kabe cihetiyle Allah'a secde ediyoruz. Tefsirde Adem'in zatına secde olmaz. Yaratılmış kuldur. Allah kulu kula secde ettirmez. Şu halde Adem'e secdeden maksat eşrefi mahlukat olarak çok azim yaratılması, peygamberlerin ruhlarını taşıması, mamur en azim bir saray gibi oluşu,
Rabbinin izzet ve celalinin hükümleri itaatle göstermesi, Allah'ın azametini temsil etmesi gibi nice kudret-i ilahi vasıflarıyla Adem'e secde emretti. Yoksa Adem'e kul kula secde ederse küfürdür. Demek Adem kudret-i ilahiye sebep oldu. Allah'ın kudretine secde için eseriyle takdim edildi. Sonra 40 yaşındayken Firdevs adındaki cennete götürüldü. Mekke dışında uyurken sol kaburga kemiğinden Hazreti Havva yaratıldı. Bazıları cennette yaratıldığını da ifade etmiş. Elimdeki Adem Aleyhisselam'ın hayatı 70 tane eserden çıkarılmış. Bu eserin muhtevasına göre Allah razı olsun, cennete girmeden Havva validemiz yaratılmış. Allah-u Teala nikah etti. Cennette 1000 yıl kadar yaşadılar. Yasak edilen ağaçtan Rabbim Teala ve Tekaddes Hazretleri, her şeyi cennette yiyin, gezin, için. Her nimet sizindir. Ya Adem, ya Havva, şu secereden yiyip içmeyin. Secere bitki, ağaç, patlıcan gibi bitki de olur. Tefsilde geniş malumat yok. Akasya ağacı gibi, şeftali, vişne ağacı gibi de ağaç olur. Siz her şeyi yiyin, cennetin her nimeti sizin olsun. Yalnız şu secere, şu ağaç, şu bitkiden yemeyin. Elbet bir hikmeti var. Adem Aleyhisselam yaratıldı. Rabbim Teala ve Tekaddes Hazretleri onun cesedi pakinden bütün yeryüzünde gelecek canlı evlatlarını çıkardı. Kendisinin Rabbi olduğunu onlara takdim etti. O vakti hatırla ki Rabbim meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Melekler de biz senin hamdinde tesbih ve zikriyle seni takdis ediyoruz. Böyle olduğumuz halde orada fesat çıkaracak, kanları dökecek. Kim mi yaratacaksın? Bir kimse mi yaratacaksın? Ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim. Sure-i El-Bakara 30. ayeti celilede Rabbim Teala bunu beyan buyuruyor. Seni tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak sen her şeyi hakkıyla bilirsin. Üstün hikmet sahibisin. Sure-i Bakara'nın 32. ayeti celilesinde Rabbim Teala bize bunu göstermiş. Sonra Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ayeti hadis-i şerifte Adem Aleyhisselam'ı yeryüzünün her tarafından aldırdı, topraktan yarattı. Bu sebeple zürriyetinden siyah renkli, beyaz renkli, esmer, kırmızı renkte olanlar olduğu gibi bazıları da bu renklerin arasındaydı. Bazısı yumuşak, bazısı sert, bazısı halis, bazısı temiz. Alınan topraktan dolayı insanların mizacı o toprağın vasfından dolayı değişik oldu. Sen çok sertsin, sen de yumuşaksın. Demek ki seninle benim topraktan alınan vasfımız bize bu hale getirdi. Hızlı gidiyoruz, Allah razı olsun. Adem Aleyhisselam'a şekil verilmiş hali Mekke ve Taif arasında kaldıktan sonra şimdi geliyoruz İblis'e. Melekler Taif'te Mekke arasında 40 sene salsal olarak beklerken melekler, İblis, şeytan o toprak olan ceset olacak yaratığı gördüler.
İlk önce korktular. Topraktan bir varlık yaratılıyor. Bunun hükmü, hakikati, hududu nedir? Korktular. İblis, şeytan, Adem Aleyhisselam'ın henüz ruh verilmemiş salsal halindeki bedenine dokunduğu bir küp, topraktan elde edilen testi küp gibi vurunca küpten nasıl bir ses çıkar? Bir ses çıktı. İblis onun bedenine girer, içinden çıkar, aşağıdan girer, ağzından çıkar. Çünkü iç organlarımız boş. Testinin içi, küpün içi gibi boş. Ağzından girer, aşağı taraftan çıkar. Sonra meleklere derdi ki, korkmayın, bunun içi boştur. Eğer ben ona musallat olursam helak ederim. İşte bu sırrı çözmek zor. Biraz sonra şu kitabında geleceğim, biraz derinleşeceğiz. Toprak halinde ceset olacak, yaratılacak bir canlı var. Toprakta ne vasfı mevzu var ki gelip gidip içine girsin, tam vursun, alttan girsin, ağzından çıksın, ağzından girsin, alt taraftan çıksın. Şu halde şeytanın, bu halde şeytanı, bu yaratılacak Adem Aleyhisselam'ı levh-i mahfuzdaki vasf-ı mümeyyizlerini gördüğünden, çok kamil peygamberlerin atası olacağından, yeryüzünü ibadetle peygamberler ve ümmetleri dolduracağından, çamur gibi küp gibi duruyor ama bu 124 bin peygamberin babası olacak, bu Habibi Edip Muhammed Aleyhisselam'ın atası olacak. Levh-i mahfuzu şeytan görüyor. Kitab-ı Rabbani'yi kader olan kısmı okuyor. Demek biz çömlek gibi gördüğümüz bu ceset, iblisin gözünde bir zerdali çekirdeğini alsam, bu çekirdek olarak ufacık bir şey ama gözümün hayalimde büyüsem, bir kayısı zerdali ağacı, sarı sarı zerdaliler, mis kokulu meyveler. Şu halde bir çekirdek bir zerdali ağacın temsil ettiği gibi o mübarek salsal olan yaratılmış kurumuş çanak iblisin gözünde bugünkü her azameti, her peygamberin izzetini, şerefini gösterdiğinden ondan çıkacak kemalatı, asaleti çok güzel biliyordu. Onun için de melekelere soruyordu, ne garip bir şey. Korkmayın, bunun içi boştur. Ben ona musallat olursam helak ederim. Ya ortada bir dava yok. Helak edecek bir kavga, dövüş yok. Adem Aleyhisselam'ın cesedi pakinden sana söylenmiş bir lafız, elfaz, kelime yok. Bu harbin evveli, biraz sonra gelecek şuraya, şeytanın cesesindeki nefsinin fıtratına taalluk ediyor. Şu halde iki gözüm sofiler, doğudan batıya göz nurum sofiler, insanın sıfatı şeytan gibi azmeye de müsait, melekler gibi Allah'a ibadet, itaate, isyan etmeden yaşamaya da müsait. Şu anda şu cesedim melek olmaz ama melekler gibi Allah'a itaat edebilir. Allah göstermesin, şu cesedim aza şeytanın en yakın arkadaşı olabilir. Herkes kendi cesedine bakarken aynada meydana girebilecek insanların değişik halleriyle mukayese ederken, ya Rabbim, bir hamurdan yapılmış ceset, kaslardan, dokulardan, kemiklerden olunmuş bir varlık ama sen rahmetmezsen vallahi ben şeytan gibi olurum. İman ettim, günahlarım var, ya Rabbim nefsimin belasına uğratma, ya Rabbim şeytanın ivasına kandırma, şu cesedimi senin azametine teslim ediyorum deyip aynaya bakarken eşkıya olabileceğini hatırlamalı, çok mübarek bir veli gibi amel edebileceğini de gözünün önüne getirmeli. Ben masumum, ateşten kurtuldum, hayır.
hiçbir kimse kendisini emniyet içinde görmemeli. Delil işte şeytan. İşte anlatıp duruyorum ya gözümün nuru kardeşler. Çok hayret verici bir iş. Allah-u Teala Adem'in bedenine şekil verip, hadis-i şerifte Resulullah buyuruyor, bıraktıktan sonra iblis etrafında dolaşıp ona bakmaya başladı. Demin bilgiydi, şimdi hadis-i şerifte Resul-i Kibriya buyuruyor. Dolaşmaya başladı. Onun içini boş görünce bu kendine sahip olamaz. Benim için kolay elde edilebilir, geçilebilir, ele geçirebilir dedi. Nasıl bildi? Levh-i Mahfuz'dan bildi. Nefis verildiğini biliyor. Nefisi de kandırmak, kendi yoluna çekmek çok kolay. Onu da biliyor. Daha ortada bir şey yokken harp açtı. Ben seni kandırabilirim demeye başladı. Sonra Ebu Hurayra Hazretlerinin buyurduğu hadis-i şerifte Allah-u Teala şüphesiz Adem'i topraktan yarattı. Adem Aleyhisselam yaratılır toprağı tin, çamur haline koydu. Hame-i Mesnun balçı çamuruna çevirdi. Hadis-i şerif, şeytan Adem oğlunun bedeninden ruhu verilmemiş. Bu halini görüp yanına vardıkça şüphesiz sen büyük bir iş için yaratıldın diyordu. Demek azameti de görüyor. Nefis vasıtasıyla insanda kandırılacak vasfı görüyor. Ben bir doktora gitsem, beni çeşitli makinelere soksa, ciğerimi de görür, dokularımı da görür, kemiklerimi de görür. O makine teknolojide nasıl bir sırsa, iblis de levh-i mahfuzun nuraniyeti hakikatiyle Cenab-ı Adem Aleyhisselam'ın hem cesedindeki latif nuraniyeti hem de cesedindeki nefsin sıfatlarını görüyordu. Bunu bir anlayıversek çok güzel olacak. Adem Aleyhisselam'ın bedenine ruh verdi Allah-u Teala. Ruh önce gözüne, genzine sirayet etti. Demek ruh cesede girince ilk gören göz oldu. Genizde tecelli etti. Genzine sirayet edince aksırdı elhamdülillah dedi. Allah-u Teala rahmetiyle karşılık yerhamükallah buyurdu. Rabbin sana merhamet etsin buyurdu. Dikkat, çok önemli yere geldik. Ruh girdi gözümüzde teşkil etti, görmeye başladık. Genzimize gelince bir hapşırma oldu. İnsandan ilk çıkan, Adem Safiyullah'tan ilk çıkan söz elhamdülillah oldu. Bu Adem Aleyhisselam'la Allah-u Teala arasında yaratılmışın noter mukavvelesi gibi ilk ahit oldu. Bunu bir anlasak ah, kardeşler bunu anlayın. Ruh verildi, göz görmeye başladı. Daha kolum ola elinde hareket yok. Genzine ruh geldi, geniz başladı inkişaf ettiği etle kemikle hapşu elhamdülillah dedi. Rabbim Teala yerhamükallah buyurdu. Allah'ın rahmeti senin üstüne merhameti olsun. Dikkat! Adem Safiyullah'ın ilk sözü ne oldu? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Tahlil edelim. Elhamdülillah her nimete şükür, Rabbinden olduğunu ikrar. Demek ben beni Adem olarak, Rabbim beni ne halde bulundurursa, ne hale sokarsa elhamdülillah diyeceğim ilk kelimeden belli oldu. Şu halde benimle senin, seninle onun, Adem Aleyhisselam'la bütün beşeriyetin farkı başa gelene elhamdülillah diyebilmek veya diyememek oldu. Diyenler işi Allah! Diyenler işi Allah'tan bildi. Çamurdan yaratılan bir varlık Allah'ın azametine karşı haşa karşı koyacak güçte değildi. Daha genizde gözde kuvvet var. Elim çamur, bacaklarım çamur, karnım çamur.
Demek ben bir yaratılmış tavuğun cirisi gibiyim. Ben bir kuşun yavrusu gibiyim. Allah'ın azametine karşı çıkabilecek bir kudretim, kuvvetim yok. Var deyin hadi. Bir gözüm görüyor. Gözü gören bir cesetten ne çıkar? Unutma, senin ilk sözün, babanın ilk sözü Allah'a verdiğini sözdür. Beni ne halde bulundursan bulundu. Açlıkta, toklukta, fakirlikte, zenginlikte, hastalıkta, sıhhatte, zillet, dilencilikte, padişahlıkta. Vallahi sen bu cesedi yarattığın gibi buna her şeyi yapmaya muktedirsin. Hayır deyin. Bir adam testi yapar, sahibi isterse soğuk soğuk su için kullanır. Başka biri de şarap koyar. Başka biri de pekmez koyar. Şu halde sen çömlek yaratıldın. Şarap da koyabilirsin, süt de koyabilirsin, ayran da koyabilirsin. İşte ilk sözümüzdeki elhamdülillah Mustafa. İlk sözümüzdeki elhamdülillah. Ya Rabbim, daha bana can vermedin. Sen beni ne hale götürürsen Rabbimsin, razıyım manasında Allah'a ahit söz, namus sözü oldu. Elhamdülillah dersen Rabbim Teala cevabını verdi. Rabbin sana merhamet etsin. Demek kulun başına ne gelirse elhamdülillah derse Rabbi ona merhamet eder. Elhamdülillah demez de sebepler içerisinde yaşarsa çeşitli bela musibetler gelir. Bu birinci şartımız. Sohbetimizin en önemli bir maddesi burasıdır. Elhamdülillah diyen kurtulur. Her şeyi Allah'tan bilen kurtulur. Nefsin mutmainne makamı o Allah'tan razı. Allah ondan razı. Gir cennetime. Evliyaullah elhamdülillah illa Allah'ı bilmek ile veli olur. Demek şu zat veli. Medreseleri bitirmek istemez. Şu zat veli. Bütün ilim dallarını okumak istemez. Halık'ını bildi. Mevcudiyetiyle yaratıldığındaki sırra binaen elhamdülillah dedi mi? Dedi. Ne getirirse razı mı razı? İşte bu ehlullah'tır. Halik'ten başka Öztürk bir yere göz çevirmez. O zaman Allah, Rabbü Teala sana merhamet etsin. Her işine Allah ona yetişir. Elbet Allah her şeyin halikidir, sahibidir. Burası çok önemli burası. Burayı desek ehlullah oluruz. Nefs-i mutmainin sıfatı budur. O Allah'tan razı, Allah ondan razı. Sure-i Fecir, gir cennetime. Demek Allah'tan razı olan cennete girer. Dememiş alimler girer, dememiş abidler girer, dememiş zahitler girer. Halik'ten kim razı oldu girer. Hamburglu, Hamburglu söyle, kim girer? Halik'ten kim razı oldu? Onu ne halde bulundurdu? Şekva etmez, sebebini sormaz. Doğrudan iman ederse cennete girer. Ya Adem Safiullah'ın her yeri çamur. Bir gözünde hayat var. Bir de genzine ruh geldi. Ben her şeyi gördüm. Ya Rabbim, bu yaratılışın gözüme kuvvet veren sensin. Kabul ettim. Daha uzatmayayım. Çok yol gideceğiz inşallahü teala. Burası çok zor ya. En çetin yer burası. Ben muhakkak ki İsa'nın hali de, yani babasız dünyaya gelişi de Allah indinde Adem Aleyhisselam'ın hali gibidir. Onu topraktan yarattı, ol dedi, can verdi, onu verdi. Adem Aleyhisselam'ın cesediyle ilgili ondan fazla Kur'an'da Sure-i Şerif vardır. Demin Sure-i Bakara okuduk, şimdi Sure-i Ali İmran'a geçtik. Sure-i Hicr'den 26'yı da okumuşuz. Sonra hadis-i şerifte Allah-u Teala yeri cumartesi günü yarattı.
yeryüzünde dağları pazar günü, ağaçları pazartesi, sevilen şeyleri salı, nuru çarşamba, hayvanları perşembe, Adem Aleyhisselam'ı cuma günü ikindiden sonra mahlukatın en sonunda cuma saatlerinin nihayetinde ikindi ile akşam arasında yarattı. Demek biz ikindi ile akşam arasında yaratıldık. Tefsiri, ikindi ile akşamın arası çabuk geçer. Akşam gelir, karanlık olur. Demek ki biz kısa bir müddet dünyadayız. Sabah yarataydı, öğleyi göreceğiz, ikindiyi göreceğiz, yatsıyı. İkindi ile akşam arasında hemen akşam geliverir, gece geliverir. Demek dünyada insanoğlunun kalışı kısa bir müddettir. İşte delil, ikindi ile akşam arası yaratıldı. Güneş üstüne doğan en hayırlı gün cumadır. Adem cuma gün yaratıldı. O gün cennete konuldu. Cennetten cuma günü çıkartıldı. Kıyamet cuma günü kopsa gerektir. Muhteremler, cumanın fazileti anlatılmakla bitmez. Anlatılmakla bitmez. Yaratılmış günlerin en kıymetlisidir. Kunyeti talibinde Abdülkadir Geylani Hazretleri Leyli-i Kadir ile Cuma'nın faziletini karşılaştırmış. Acaba Leyli-i Kadir mi daha faziletli? Acaba Cuma günü mü? Demek ki birbirine yakın. Şu zat, şu zatla güreş tutarsa, o 80 kiloysa, bu da 70-80 kilodur. 150 ile güneş tutmak. Demek Cuma'nın fazileti Leyli-i Kadir'in faziletine denktir. Bu bakımdan kardeşler, cuma gününe ihtiram edin. Kılık kıyafetinizi temiz tutun. Kusursuz cuma namazına gelmeyin. Evet. Adem Aleyhisselam bedenine ruh verildi. Ruh cesede sirayet etti. Yerler canlanıp ete dönüştü. Toprak ete dönüştü. Önce başına sirayet etti, aksırdı, melekler elhamdülillah de dediler. Adem Aleyhisselam elhamdülillah dedi, aksırdı. Allahu Teala, Rabbin sana merhamet etsin, yerhamüke Allah buyurdu. Sonra ruh yürümeye başladı. Toprak, et, kemik, sinir, hücre, doku olmaya başladı. Midesine yürüdü, meyvelerden yemeyi arzu etti. Henüz ayaklarına gelmeden ayağa kalkmak istedi. Rabbim Teala, Sure-i Enbiya, insan aceleci olarak yaratıldı buyurdu. Daha ruh ayağa gelmedi, benim nurlu babam Safiyullah, ayağına ceset gelmeden yürümeye kalktı. Yürümez ki, alt tarafı çömlek, toprak, kiremit gibi. Onun için Rabb-i Teala Sure-i Enbiya'da acelecilik, insan aceleci yaratıldı. Biraz sonra şeytana gireceğim. Şeytanın insanın kandırma yollarından en önemli birisi aceledir. Acelede şer vardır. Yavaşta teenni düşünme, sebepleri arama vardır. Acele eden pişmanlıkla döner. Sabırlı olan düşünerek yapar. Allah'ın azametine sığınır. Noksanlık gelmez. Evet. Sonra iş karıştı. Allahu Teala ilk önce sözde buyurduğum gibi ruh verdikten sonra secde edin emrini buyurdu. İşte ayeti celile Sure-i Sad, Sure-i Bakara okuduk, Ali İmran okuduk, sonra Hicr okuduk, Sure-i Enbiya okuduk. Bakın Kur'an'ın mucizül beyanında Adem Safiyullah ne kadar çok surelerden nakledilmiş görüyoruz. Rabbin o vakit meleklere şöyle dedi, Sad suresi 71-72. ayet. Rabbin o vakit meleklere şöyle dedi, ben çamurdan bir insan yaratacağım.
onun yaratılışın tamamlayıcı tarafından ruh verdiğim zaman hemen ona hürmet için, benim eserimin azameti için, eşrefi mahlukat olarak bunu yarattığım için secdeye kapanın. Bütün melekler secdeye kapan. İlk kapanan İsrafil, ikinci kapanan Cebrail, üçüncü kapanan Mikail, dördüncü kapanan Azrail. Dört ulu maliğin secdeye kapanma sırası bu. Bütün melekler secdeye indi, milyarlar, trilyonlar indi. Adem Safiyullah'ın cesedi yerde cenaze namazı kılınır gibi duruyor. İblise baktılar, herkes baktı, sırtını dönmüş, cesede secde etmemiş. Hayretler içinde kaldı melekler. Allah'a isyan olur mu? Rabbe itaat gerekirken nasıl olur da şeytan sırtını döner? Adem Safiyullah sırtını döndü. Bütün melekler hayrette kaldı. Gerçekten sizi ilk defa Sure-i Araf, kaçıncı sure oldu? Keşke sayıydık. Kaç oldu? Allah bir Sure-i El-Bagara, Sure-i Ali İmran, Sure-i Hicr, say Sure-i Hicr, sonra Sure-i Enbiya, Sure-i Sad, Sure-i Araf. Altı surede benim babamı naklediyor bütün alemlerin Rabbi. Gerçekten ilk defa sizi ruh vererek yarattık. Sonra size şekil verdik, mealen ayet. Ve sonra meleklere Adem'e secde edin dedik. İblis'ten başka bütün melekler hemen secde ettiler. İblis secde edicilerden olmadı. Bir secdede kapılmayan iblis kaldı. Şimdi dikkat edin, bu iblis de nasıl iblis. Sure-i El-Bakara döndük. Onu hatırla ki meleklere Adem'e secde edin demiştik. Bütün melekler secde etti. İblis secde etmekten yüz çevirip kibirlendi. İşte şeytanı şeytan yapan Hamburglu Ersin Efendi, düzgün oku, düzgün otur. Düzgün oturmazsan Hamburglu bunu dövsen. Şu neydi Hamburglu? O bunu dövsün o zaman. İblis secde etmekten yüz çevirdi, kibirlendi. Şeytanın bahsinde kibir, haset bahsini haftaya huzur-u aliye hazırlayıp geleceğim. Kibirlendi, kafirlerden oldu. Allah'ın azametine itaat etmedi. Kibirle Rabb-i Teala'ya karşı sanki bir kuvvet, güç sahibi, sanki ona karşı bir muarız, bir cephe alır gibi aldığından Allah göstermesin, kibirlendi. Şimdi bu konuya geçeceğim. Bir vakit melekleri Adem'e hürmet edin dedik. İblis müstesna, o imtina etti. İmtina, tek o kaldı. Sure-i Taha, 7 oldu. Say. 7. Sure-i Taha 116. Adem Aleyhisselam ruh verilip canlandı. Şimdi dikkat edin artık. Ayağa kalktı. Allah'ın emri üzerine melekler secde ettiler. Meleklerin Adem Aleyhisselam'a karşı bu secdesi namazda Allahu Teala'nın emriyle Kabe'ye dönmek gibiydi. Yoksa hiçbir zaman Safiyullah'ın zatına secde değildi. İşte ulema naklediyor. İblis kibirlenip Adem Aleyhisselam'a secde etmedi. O çamurdan yaratıldı. Ben ise ateşten yaratıldım. Ondan üstünüm. Kainatta tercüman. İlk kıyası şeytan yaptı. Allah'a karşı kıyas. Ben senden üstünüm. Ben senden güzelim. Ben senden zenginim. Bunlar hep üstünlük vasfı. Benim sanatım çok kuvvetli. Bunlar hep kıyas. İlk defa Allah'a karşı Allah'a karşı alarak, kıyas yaparak, azameti unutarak, yaratılmış mahluk olduğunu unutarak kıyas yaptı. Şimdi bir de sonuna gelecek. Sure-i Araf. Yok, Araf'ı okuduk.
Allah iblise ben sana secdeyle emretmişken seni secdeden alakoyan nedir? İblis dedi, ben Adem'den hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Sure-i El-Araf 12. ayeti celille. İlk defa yaratılmışlar arasında Allah'la sanki zıtlaşır gibi kıyas yapan iblis oldu. Ya Allah'ın kulu Allah'ı güç gösterir mi? Allah'ın mahluku Allah'a isyan eder mi? Emrine hayır, ben ondan hayırlıyım, sen bilmiyorsun, ben daha üstünüm gibi tövbe tövbe, sümme haşa, böyle yapar mı? Yaptı. Şimdi geliyoruz, bu şeytan kimdi? Kardeş, oraya dayanan bir dinle, bu şeytan kimdi? Dayanınca uyuklayacağım, ben de seni arayacağım, nereye kayboldu diye. Allah aşkına bunu dinleyin, peygamber aşkına. Ben evde topladım, 184 bin sene Allah'a itaat etti. Kabul Ahbar naklediyor. İblis lahin 40 bin sene cennette bekçilik yaptı. Yani şu isyan eden, şu Allah'a karşı gelip de sanki mücadele eder gibi üstün vasıf arz eden mel'unun vasfına bir bakın. 40 bin sene cennette bekçilik yaptı. Topla. Ben topladım 184 bin. 80 bin sene melekler arasında bulundu. 20 bin sene meleklere vaaz-ı nasihat etti. 30 bin sene vaaz etti diğer meleklere. Üstün meleklere Kurabiyyün denilen meleklere 30 bin sene vaaz etti. Ruhaniyün denilen meleklere 1000 sene vaaz etti. 184 bin. Ben topladım iki kere. 40 bin, 80 bin, 20 bin, 30 bin, 1000, 14 bin. Topladın birader. 184 bin. Ben Allah bir topladım. Mühim olan 184, 284 değil. Meleklerin arasında üstün bir vasıf da, vaaz-ı nasihat edecek alim bir bilgide, semavatın her katında dolaşan ulu bir alim, fazıl bir zat, fazıl olduğumu iftira etmiyorum, şimdi gelin. Birinci kat semada abid say, ikinci kat semada adı zahid, üçüncü kat semada arif, dördüncü kat semada veli, beşinci kat semada müttaki, altıncı kat semada hazin, yedinci kat semada azazil. Ama levh-i mahfuzda iblis yazılıydı. Şimdi kader ne oldu? Kader ezelde Allah'ın takdiriyle yazılı olmuş vukua gelecek meseleye kader denir. Rabbü Teala bunun ezelde bu kadar ibadet etmesine, cennette ulviyet kusiyetine rağmen bir gün kendine isyan edeceğini ilmiyle, kudretiyle bildiğinden ve bu hukuk yazıldığından buna kader denildi. İşte secde etmeyince hadise ortaya çıktı. Bunun adına kaza denildi. Ben bunları hazırladım geniş geniş. Şimdi bu konuya girersek nasıl olur bilmiyorum. Bunları ben size hazırladım. Kader, varlıkların, hadiselerin bütün hallerini vasıflarıyla, sebepleriyle, şartlarıyla, haiz olacağı kuvvet ve kabiliyetleriyle varlık alemine geçeceği zaman mekanlarıyla Cenab-ı Hak tarafından ezelde tayin buyrulan tertibe kaydedilmesine kader denir. Çok madde çok saydı. Varlığı biliyor, ne halleri var biliyor, vasıflarını biliyor, şartlarını biliyor, kuvvet kabiliyetini biliyor. Şeytana gelelim.
184 bin sene, 7 kat semada Arif, Zahid, Hazin, Taki, Veli, Azazin. Ama bunun sonunda kendisine cidal eder gibi, isyan ederek, ben ondan üstünüm etmiyorum gibi, kafa tutar gibi bir asker kumandanına böyle yapsa suç olur. Bir nefer kumandanına böyle yapsa suç olur. Bir memur amirine böyle yapsa suç olur. Böyle olacağını Rabbim bildiği için kaderde iblis yazılıydı. Şimdi burayı anladıysanız, anladınız mı? Abdurrahman anlaşıldı mı? Çok uluydu, 184 bin sene, 7 kat semavatta şerefliydi. Ama bir gün Sure-i Araf'ta, Sure-i Ali İmran'da secde etmeyeceğim, ben ondan üstünüm diyeceğine Allah kudreti, azameti ilahiyle, ilmiyle bildiğinden ne yazdı? İblis yazdı. Ben bahçıvan olsam patlıcan fidenini nasıl ekilir bilirim. Domates fidenini bilirim. Bamyayı bilirim. Patlıcanın ömrünün bir sene olduğunu bilirim. Bir sene sonra patlıcanları verir, toplarım, bilirim. Nasıl bir sebze yapan, patlıcan yetiştiren, sebze yetiştiren bahçıvan sebzeleri bilirse, koyun güden çoban koyunların vasıflarını bilirse, ne zaman tüyü kırpılır, ne zaman sağılır, bir senede kaç koyun yavru, bir koyun kaç yavru yapar, bunları bilirse bu bilgi kaderdir. Vukua geldiği kazadır. Benim iki keçim var, sizi göstermiyorum, tesadüfi gösteriyorum, aman alınganlık etmeyin. Benim iki keçim var, çift yavru yapar, şuralarında küpe vardır, kahverengi keçi çok gördüm. Şimdi ben desem ki bu keçiler her sene iki yavru yapar, şimdi iki aylık hamile, yakında doğum, iki yavru yapacak. İşte bunu bilmek kader. Keçiler ikizi doğurdu, bunun adı kaza. Vukua geldi, meydana geldi. Onun içinde kazayı nasıl tarif et? Kazayı nasıl tarif? Ezelde takdir olunan her şeyin Cenab-ı Hakk'ın halk ve icadıyla vücut sahasına çıkması kazadır. Demek levh-i mahfuzda yazılı kısım kader. Vasıflarını biliyor, bu keçi çift yavrular, bu kadar süt verir, rengi kahverengi olur. Ankaralıların tiftik keçisi var, tiftik keçileri bu kadar tiftik verir filan filan. Demek ki ilmini bilmek kader, vukua geleceğini bilmek kazadır. Allah-u Teala kader de şeytanın 140 bin sene ibadet edeceğini ezelde bilirdi. Ama bir gün secde et dediğinde kendisine karşı çıkacağını yarattığı mükevvenatın kudretiyle, ilmi ilahiyle onu da bilirdi. İşte bunu bilmek kader, ortaya çıkması kaza oldu. Onun için yakında köprünün dibinde bir taksi kaza yapmış. Demek kaderde köprü dibinde kaza yapılacak yazılmış. Kaza yaptı. Bunun adı kaza olur. Hadise vuku geldi, kaza. Onun için dikkat Sofi, her yerde Arif, Abid, Zahil, Azazil, Hazin yazıldığı halde levh-i mahfuzda iblis yazılıydı. İşte bu Allah'ın kudretiyle o melun şeytanın vukua gelecek halini bildiğinden Azazil yazmadı, iblis yazdı. Azazil muhtiydi. İsyan ettikten sonra ismi ne oldu? İblise rücu etti. Gelecek biraz sonra bunların hepsini anlatacağım. Sabır edin. Ayeti Sure-i Kehf 8 oldu. Sure-i Kehf'te Rabbim Teala iblis cinden idi. Rabbinin emrinden çıktı. Beni bırakıp iblisi, onun zürriyetini kendisine dostlar edinir misiniz? Allah-u Teala buyuruyor. Beni bırakıp kendi zatını,
İblisin ve zürriyetin kendinize dostları edinir misiniz? Bu soru hepimize. Onların hepsi size düşmandır. Eyvah! Sure-i Kehf 50. ayet. İşte düşmanlığımız o ezeldeki o gün başladı. Allah-u Teala itaate bedel tutmaları ne kötü bir şeydir. Şeytanı Allah'ın itaatine bedel tutmak ne kötü bir şeydir. Rabbim Teala buyurdu. Demek Allah'ın yarattığı iblisi Allah'ın azametinde, ibadetinden alakoymak, onlara uymak ne kötü bir şeydir. Allah bizi o sıfattan korusun. Ey iblis, sureyi sat, bunu saydık. Ey iblis, bizzat kudretimle yarattığıma secde etmene hangi şey senin sebep oldu secde etmemene? Allah'ım, beni okuduğum yerini kaybettim, affedersen ne edeyim? Dostlar edinmeyin. Allah iblise buyurdu, ey iblis, bizzat kudretimle yarattığıma secde etmene hangi şey sebep oldu? Kibirlenmek mi istedin? Yoksa yücelerden bir yüce kendini mi atlettin? Sen benim azametimden daha mı yüce oldun? Kibirlendin mi? İblis dedi, ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. İlk kıyası böylece yaptı. Sure-i Sa'd 78. ayeti celile. İblis kendini üstün görüp kibirlendi. Bundan dolayı Allah-u Teala azametiyle huzurundan kovuldu. Yine ayetler alt alta sıralandı. Hangi surelerde hangi ayetler var? Çok değişik surelerde var. Allah-u Teala buyurdu ki, o halde cennetten çık, çünkü sen kovulmuşlardansın. Şüphe yok ki lanet kıyamet gününe kadar senin üzerinedir. İşte iblis iblisliğe çıktı. İblis, Rabbim öyleyse insanların kabirlerinden kalkacağı güne kadar bana mühlet ver dedi. Dikkat, dikkat. Ya Rabbim, Adem Safiyullah o meşhur ağaç secereye yaklaşma dedi. Havva annemiz yaklaştı. Adem Safiyullah da zelle istemeyerek meydana gelen o hatadan meyveyi yedi. Meyveyi yemesine rağmen o da cennetten çıkartıldı. İblis Basra Körfezi'ne gönderildi. Adem Safiyullah Serendip Adası'na gönderildi. Hazreti Havva Anam Arabistan Cidde'ye gönderildi. İblis tövbe etmek yerine mühlet istedi. Ya Rabbim ben pişmanım demedi. Halbuki Adem Safiyullah Aleyhisselatü Vesselam yaptığı suçu bildi, nefsinden sudur ettiğini idrak etti. Bundan dolayı da Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine, ya Rabbim ben nefsime zulmettim. Eğer beni bağışlamazsam ben kötülüğe uğramış azgınlardan olurum. Ya Rabbim beni bağışla. Halbuki iblis, sen beni azdırdın, sen beni baştan çıkardın. Haşa, haşa, kader risalesini bundan hazırladım. Allah-u Teala hiçbir kulunu hem kudreti ilahiyle bütün mükevvenatın sahibiyken her yarattığı şey onun yanında bir karınca kadar kadri kıymeti yokken onlara karşı iblis cenk eder gibi Allah'a karşı isyanında tövbe yerine mühlet ister. Sen birinci sur üflenene kadar mühlet verilenlerdensin. İlk sur İsrafil Aleyhisselam üfürecek, bütün canlı insanlar ölecek. O güne kadar şeytanın ölümü yok. Ne evlatları ne kendi yaratıldığı günden mühlet verilip kıyamet kopuncaya kadar öldürülmesi, ölmesi mümkün değil. Bunu böylece bilelim.
Dikkat! Şeytan Basra Körfezi'ne indi. Sufiler dikkat! Allah Abdurrahman dikkat! Basra Körfezi bugün 3. Dünya Harbi'nin çıkmasına sebep olabilir. Çünkü Basra Körfezi, Pet Körfezi petrol yuvasıdır. Bağdat petrolları, yani Irak, sonra Küveyt petrolları, sonra Birleşik Arap Cumhuriyetleri, sonra Suud, her taraf İran, Basra Körfezi'nin bir tarafı İran, sivri tarafı Türkiye. İşte Türkiye'nin muhtelif yerlerindeki petrol İblis'in indirildiği yerdir. İblis indirildiği yerde hiyanetten başka bir şey düşünmeyeceği için petrolda dünya harbinin südü. Ben askerlikteyken plan tatbikatı yapılırdı. Muhterem komutanlarımız şöyle derdi: Basra Körfezi'nin petrolları hangi devletin elinde? Dünya muzafferiyeti onun elinde. Onun için Amerika ile İngiliz geldi Bağdat'a kondu. Ne zaman çıkar çıkar çıkmaz o benim sanatım değil, değil. Kolay kolay çıkmaz. İngiliz akıllısı Amerika'nın elinden tuttu. Basra Körfezi'ne girdi. Elinden gelse Küveyt'i de alır. Elinden gelse Suud'u da alır. Konuya dönelim. Basra Körfezi Cihan Harbi'nin patlatılacak petrolün menbaı olduğundan iblis oraya indirildi. Demek fitnenin merkezi Bağdat'tır. Fitnenin merkezi Basra Körfezi'dir. Bu kadar söyleyip geçeceğim. Şeytan fitne ateşinin içine indirildi. Her türlü karışıklığı yapsın. İran petrolü günde 5 milyon varil, Suud petrolü günde 5 milyon varil, Bağdat diyorum, Irak ki 5 milyon, Küveyt 5 milyon, günde 25-30 milyon varil petrol çıkar. Eğer bunu sıkıştırırsan, üstün bir gayretle çıkarmaya çalışırsan 2-3 misli de artar. İşte onun için şeytanı Basra Körfezi'ne indirdiler. Dünyayı nasıl karıştıracağını sizin aklınıza, idrakınıza koyuyorum. Fazla konuşmayacağım. Dikkat! Anamına babam, şu secereyi yeme, şu ağaçtakini yeme. Şeytan cennetten kovuldu. Cennetin dışında dolaşmaya başladı. Benim güzel babam Adem Safiyullah, nur yüzlü anam Havva validem, cennetin kapısının yanından geçerken şeytan ahı figan feryada başladı. Öyle çırpınıyor, öyle ağlıyor ki babamızın anamız şaşırdı. Bu feryat niye ki? Nedir senin feryadın? Siz o secereyi yemeyeceksiniz, ona ağlıyorum. Ondan yerseniz melek olursunuz. Melek olursanız ben cennetten kovuldum, siz de kovulmazsınız. Ebedi cennette kalırsınız. Size ağlıyorum, yemezseniz yazıklar olur. Yalandan milyon gözyaşı döktü. Anamız onun gözyaşına inandı. Ana şefkatıyla ebeyim hele ne olur yedi. Bak Adem bir şey olmuyor. Muhatap Adem'di. Anamız asil değil. Yanında neydi? Feri. Yani aileydi. E o da yedi. O da yedikten sonra yemin içti. Vallahi yemin ediyorum, siz o ağaçtan yerseniz ebedi cennette kalırsınız. Benim kovulup indirdiğim gibi şu boş dünyaya gönderilmezsiniz. Anamın babam yedi. Zelle meydana geldi. Üstündeki elbiseler soyuldu. Muhteremler, bunları Kur'an tefsirinden okursak takva elbisesi, marifet elbisesi, muhabbet elbisesi,
bütün bunlar soyuldu. O güzel anamın, o devletli babam cennet yapraklarından üstüne edep mahallerine örttüler. Ya Adem, ben sana demedim mi bu secereden ye, yeme demedim mi? Yedin. Onu da cennetten, Allah razı olsun, onu da cennetten Rabb-i Teala çıkardı. Şimdi ben konuyu döneyim şeytana. Şeytan mühlet istedi. Muhakkak surette ben yeryüzünde kullarına isyanı ve dünyayı süsleyeceğim. Günah işlemeyi güzel göstereceğim. Dünyayı çok süsleyeceğim. Elbette onların hepsini azdıracağım. Dikkat! Ancak işlerinden ihlas sahibi olanların müstesna. Allahu Teala buyurdu, İşte ihlaslı müminleri azdıramayacağına dair bu dediğin söz bana ait gerçek bir yoldur buyurdu. Sure-i Hicr 28-43. ayeti celile. Ben hakkı yerine getiririm. İblis şöyle söyledi. Hep doğruyu söylerim. Andolsun ki cehennemi senden türeyen Ademoğulların içinden sana uyanların hepsiyle dolduracağım. İşte şeytanın vaadi bu. Ayetle bize emredilen bu. Sure-i Sa'd 84-86. numaralı ayetler. İblis Rabbine dedi, İzzetin ve Celal'in hakkı için canları bedenlerinde bulundukça Ademoğullarını azdıracağım. Allahu Teala buyurdu, onlar benden mağfiret istedikleri müddetçe ben de onları mağfiret edeceğim. İşte müjde kardeşler, o bizi azdırmaya, cennetten çıkarmaya, cehenneme sokmaya yemin etti. Rabbim Teala lütfu kereminden ben de senin azdırdıkların cehenneme koyarım demekle beraber, onlar benden mağfiret isterlerse, azgınlıkları günahlardan dolayı tövbekar olurlarsa ben de onu mağfiret ederim buyurdu. İşte bizim müjdemiz bu. Bir iki nokta daha gelecek. İşte bizim müjdemiz bu. Dikkat, dikkat. Biraz önce özet anlattım, şimdi ayetlere geçeceğim. O zelleyi içince, o ağaçtan yiyince, Rabbim Teala önce Adem Aleyhisselam'ı, Havva anamı cennetten çıkardı. Dikkat edin, çok önemli bir hukuk çıkıyor. Şeytan Basra Körfezi'ne indi. Dünyayı karıştırsın, fitnenin tohumu orada. Kısaca geçtim ben. Peki biz Ademoğluna ne ders çıkıyor? Allah'a isyan edersek, aile hukukuna riayet etmezsek, karı sözü dinler harama girersek, karı da kocasının isyanına işrak ederse ayrılık gelir. Adetullah budur. Sofi, karından ayrılmak istemiyorsan isyan etme. Güzel bacım, kocandan ayrılmak istemiyorsan isyan etme. İsyanın ilk belası karı kocayı birbirinden ayırır. İsyanın ilk belasıdır. Bir evde karı koca, çoluk çocuk, mazbut bir aileyken isyan kıvılcımları, Allah'a itaatsizlik ateşleri yanarsa, mutfak ateşi gibi, çeşitli yemek pişirdiği gibi, o evde isyan kılıçları çıkarsa, ateşleri yayılırsa, Allah'ın ilk kahrı o aileyi birbirinden ayırır. Karı kaçar, boşanmaya kadar gider. Koca kaçar, 3 çocuk, 5 çocuklu yuvasını yıkar. İsyanın alametidir.
Eğer ben yuvamda dirlik düzen istiyorum dersen Sofi, şu Kur'an'ı mucize beyanın ayetlerini idrak et, elde geçimsizlik kapısını açma, huzuru bozacak ahlaksızlık yapma, kusurlar görünce hoş gör, bağışlamasını bil, merhamet etmesini bil, inada işi bindirirsin. Ey karım, sen böyle yaparsan ben de böyle yaparım. Kadının da inadı tutarsa, ey koca sen de böyle yaparsan ben de kaçarım. İşte Almanya'da filan yere sığındı, filan yere sığındı. Biliyorsunuz, ayrılık ailenin geçimsizliğinin, fitnesinin cezasıdır. Allah aşkına bunu unutmayın. Evde geçimsizliğe meydan vermeyin. Erkek olarak horozluk yapmayın. Erkeklik demek karıya zulmeden, çocuğunu döven, eza cefa yapan değildir. Hanımlık kocaya itaattir. Zalim bir kocaya itaat eden kadının müjdesi cennettir. Çoluk çocuğunun rızkını hazırlayan bir kocanın müjdesi cennettir. Bir koca çoluk çocuğuna helal rızık kazanırsa, helal rızık kazanmak için çalışırsa, her hareketi ibadet sayılır. Yapma Sofi, şeytanın askeri olma. Onun yaptığı yolda, onun yaptığı yoldan gitme. Onun ahlakını kendini ahlak yapma. Yuvadaki geçimsizlik yuvayı bozar, ayrılık ateşine yakar. Ayrılık ateşine yan, canın çıksın ama boynu bükük çocukların suçu ne? 12 yaşındaki kızın suçu ne? 8 yaşındaki oğlanın suçu ne? Sizden mazlumen şefkat beklerken, sizden rahmet ve yardım beklerken, babacığım babacığım eteğine sarılırken, anacığım anacığım kucağına atılırken, evi yıkmak kadar kötü bir bela olur mu? Olur mu? İşte şu ağaçtan yemeyin. Yedi anamın babam. Vallahi ayrıldı. Şimdi gelecek sıra. Babam Hindistan Serendip Adası'na gitti. Anam Ciddi'ye gitti. Coğrafya haritasından ölçersek aralarında 3000 kilometrelik bir mesafe var. Anam tek, komşu Keziban Hanım'a gitsin. Sabahat Hanım'a misafir gitsin. Hiçbir kadın yok ki. Babam tek, İsmail Efendi ile konuşsun. Hasan Hüseyin kardeşiyle dertlersin, kimse yok ki. Bak bela ne kadar şiddetli. Sofi, evini yıkarsan garip kalırsın. En sadık arkadaşların yüzüne bakmaz. Bacı, şu taraf kadın dolu. Yuvanı yıkma. Kocanın kusurlarına bir gözünü değil, çok zaman iki gözünü yum. Yoksa sen Konya'ya, kocan da Belçika'ya giderse, bu Adem Aleyhisselam'ın sünnetidir. Bu sözümü hatırlarsın, iş işten geçer. Allah. Adem Aleyhisselam'ın ilk sünneti ayrılık. Senelerce ayrılık. Gariplik zordur. Ama ayrıldılar da, Adem Safiyullah o zaman çocuk sahibi değildi. Havva anamın da iki kızı bir oğlu yoktu. Teke tek. Sen ayrıldığında arkandan kuzu gibi gözyaşı döken yavrular var. Onların ateş azabı seni cehennemde kül gibi yakar. Çocukların yüreği masumdur. Anasına bakar gözyaşı döker. Hele kız çocukları ise gözleri kan dolu. Babasına bakar gözyaşı döker. Sofi, Muhammed Aleyhisselam hakkına karına zulmetme. Bacı, kocana itaat et. Her kusuru büyütme. Yoksa yemin ederim
İşte 8-10 ayet okuduk. 8 ayet 8 sure ayrılık gelir. Anlatabildim mi Abdurrahman? Allah aşkına bu Kur'an'dan çıkan hükmü tebliğ edebildim mi Mullah Abdurrahman? Ben kalkamıyorum. Her tarafım bağlı. Şerbetimi koy. İyice doldurma. Alamam, dökerim, elim titrer. Bunu dedim mi? Ya çocukları, Allah aşkına çocukları düşün. Gel. Gel çocuk. Ananla baban kavga etse senin yüreğin ne oluyor? Allah aşkına söyle evladım. Dön bunlara. Al eline. Amcalar, anamla babam kavga etse benim ciğerim ne oluyor da bir anlat. İçim titriyor. Korkuyorum yani bir şey olur diye. Ne acı çekiyorsun bir şey olur diye ödün kopuyor. Ne acı çekiyorsun, ciğerin ne oluyor, kafan ne oluyor, anlat amcalarına. Böyle başım, başım. Bunu konuş. Ya başım dönüyor. Başın dönüyor, için. Çok titriyor. E anlatmıyorsun sen kardeşim, anlatsana. Ananla baban kavga etse sen güzel bir yemek yiyebiliyor musun? Yemiyorum. Güzel uyuyabiliyor musun? Uyuyamıyorum. E bunlara de amca yiyemiyorum, uyuyamıyorum, içemiyorum desene. Ne yiyebiliyorum, ne içebiliyorum, ne de yatabiliyorum. Ne bekliyorsun? Ananla baban... Barışmalarını. Barışmalarını bekliyor. En büyük acı bu değil mi evlat? Dön evet. Yüzünü bunlara. Evet. Bu çok büyük bir acı değil mi? Evet. Paranı çalsalar daha mı kötü? Anan kavga etse daha mı kötü? Annem kavga etse daha kötü. Daha kötü yani. Bu büyük bir acı değil mi Allah aşkına? Evet. Amcalar kavga etmeyin biz mahzun oluyoruz de. Buyur. Amcalar kavga etmeyin biz mahzun oluyoruz. Biz gözyaşı döküyoruz de. Biz gözyaşı döküyoruz. Çocuklarınıza acıyın de. Çocuklarınıza acıyın. Hadi bakalım Allah razı olsun. Ne ismin? Abdurrahman. Abdurrahman inşallah. İnşallah anam baban. Sizin evde kavga var mı la? İyi şükür Allah. Abdurrahman evde kavga yokmuş. Ama sözüm hak sözdür. Surelerden, ayetlerden çıkarıyorum. İlk iş illa ayrılıktır. Yürüyorum. Gidiyorum. Çok ayetler var. Tekrar ayetleri okumayacağım. Allah sizden razı olsun. Havva ile Adem aleyhisselam nikah kıyıldı. Allahu Teala melekler buyurdu. Ey Adem mehrini ver. Mehri nedir deyince Havva'nın mehri 3 defa veya 21 defa Muhammed Aleyhisselam'a selavat-ı şerife okumaktır buyuruldu. Önemli olduğu için hatırlattım. Muhteremler, mehir kadının helal parasıdır. Kocadan geçimsizlik vaki olursa kimseye muhtacı olmasın, iffetine göz konmasın, namusunu korusun diyerek taksi varsa şoför parası, taksinin benzin parası, evin kira parası, çocukların, kadının yeme parası, hiç değilse 1 sene kadar vermek mehirdir. Dikkat! Bir koca evlenir, mihrini vermek istemezse, Allah Resulü'nün hadisi, her yatışı zina olur. Bir koca karısının mehrini vermemek için kalbinden geçirirse, her yatışı zina olur. Onun için derviş, mehrini hemen karnına öde, helallaş. Verdin mi? Mehri verdin mi? Helallaştın mı? Allah görüyor, yalan söyleme. Helallaşmadın sen. Ben bakıyorum buradan, helallaşmadın. Kardeşler helallaşmazsanız her yatışınız zinadır. Usulü 3000 ver, 5000 ver. Hayır. Kadın geçimsizlikte koca terk ettiyse en aşağı 1 sene karısının nafakası, çocukların yiyip içmesi,
evin kirasını bir senelik en aşağı vermesi mehirdir. Bugün ben nikah kıysam 8-10 bin euro'dan aşağıya mehir biçmek müşküldür. Vermezseniz her yatışınız zina olur. Dikkat! Mehir parasından karınızdan açık ödünç alsanız, ödünç değil, acıcık hediye alsanız, Nisan yağmuruyla o ödünç aldığınız bir şeyi birleştirseniz, Allah-u Teala onu yediğinizde duanızı kabul eder. En temiz yağmur Nisan yağmuru, en helal para mehirdir. Bunun ikisinden bir şey alır da karıştırır yerseniz duanız makbul olur. Allah sizden razı olsun. Şeriat-ı Muhammediye'nin önemli hukuklarını da size anlatıyorum inşallah. İşte şeytan kendisi çıkıp cennetten kovulunca anamına babamı da çıkarmak için kainatta ilk yalan yemini şeytan yaptı. Adem Safiyullah Rabbi Teala sordu. Ya Adem, sen şeytanın yeminine niye inandın? Ya Rabbim, ben yemini doğruluk, Allah'a sadakat bilirdim. Bilmedim ki yeminin de yalanı olur. Adem Safiyullah ömründe yalan yemin duymadı ki. Ya Rabbim, ben yemini Allah'a sadakat doğruluk bilirdim. Bu namussuz iblis yalan yemin etmiş, ben bilmedim. İnandı. İslam samimidir, sadakat vardır. Bundan dolayı inanmak müminin şiarıdır. Evet. Az daha hızlı gidelim inşallah. Rabbim hepinizden olsun, hoşnut razı olsun. Cennetten yeryüzüne indirildi. Sure-i El-Bakara 36. ayeti celile. Cennetten cuma günü ikindi akşam arasında çıktı. Hindistan'ın Seylan adasına indi. Cennetten babam cuma günü ikindi ile akşam arası indi. Hindistan'ın Serendip Seylan adasına. Hazreti anam Havva ciddiye indirildi. Şeytan ise çok hakir perişan halde cennet divarından Basra körfezine indirildi. Nihayet onları şeytan cennetten çıkarılmaları içinde bulundukları nimetten uzaklaştırma sebep oldu. Birbirine düşman oldular. İnin yeryüzüne emredilen vakide kadar kalın buyuruldu. Sure-i El-Bakara 36. Ayetler çok. Ben atlıyorum ki tez yolumuza gidelim. Adem Aleyhisselam 300 sene ağladı. Bunu unutmayalım. Sofiler, buradan da ders çıkacak. Taberani'nin bildiği hadis-i şerifte Adem Aleyhisselam'ın gözlerinin yaşları, zürriyetinin bütün evlatlarının gözlerinin yaşları toplansa, tartılsa, Adem Aleyhisselam'ın gözlerinin yaşları evladının gözyaşından ağır gelir buyurdu. 300 sene Adem Safiyullah şerifeler var ki onların faziletlerini bilseniz muhakkak surette günahlarımızın mağfiret için Allah'ın Resulü'nü şefaatçi kılar. Bol bol salavat-ı şerife getirildik. Evet. Hızlı gidiyoruz inşallah. Neden sonra ey Rabbim tövbe edip sana rücu etsem beni tekrar cennete koyar mısın? Evet ya Adem, Rabb-i Teala kabul etti. Adem Aleyhisselam, ben nefsime zulmettim. Allahümme la ilahe illa ente subhaneke ve bihamdike Rabbi inni zalemtu nefsi. Fa'firli inneke hayrur rahimin.
Allahümme la ilahe illa ente subhaneke ve bihamdike Rabbi inni zalemtu nefsi fetüb aleyye inneke ente tevvabir rahim. Bu Adem Aleyhisselam'ın 15. sayfada var. Bu dua ile dua etti. Nefsinin zulmetini anlattı. Mağfiret edilmezse sıkıntıya düşeceğini düşündü. Elbet sen noksan sıfatlarda münezzehsin. Her hamdü sana sana layıktır. Tövbeleri ziyadesiyle kabul eden Allah Adem Aleyhisselam'ın tövbesini kabul etti. Halbuki lanetli melun iblis iki kere tövbe vaki olduğu halde Allah'ın huzurunda pişmanım demedi. Musa kelimullah tövbeye davet etti, kabul etmedi. Biraz öncele acele şeytanın hileleri kitabında Resul-i Kibriya'nın şefaatle tövbesine yol açtığı halde iblis yine etmedi. Kibiri geçmedi. İntikam şeyi bitmedi. Şimdi terbiyi nefisten iblisin sıfatlarına azıcık döneceğiz. Sonra şeytan bahsine gireceğiz inşallahü teala. Nefis gazap ve şehvetten mürekkep oldu. Azıcık nefis bahsedeceğiz. Neden edeceğiz? Ya şeytanı şeytan yapan nefsi. Şimdi kitap geliyor, okuyacağım, oraya hayrette kalacaksınız. Herkesin bir şeytanı varken, şeytanın şeytanı olmadığı halde Allah'a bu kadar azgınlık göstermesi nefsin belasıdır. Kitap diyor, herkesin kendine göre bir şeytanı vardır. Herkesi kandırıcı geliyorum oraya. Bir şeytan vardır. Şeytan şeytan olmadan, onun şeytanı yoktu ki. Neden bu kadar Allah'a azgınlık gösterdi? İşte onun için kitabı Terbiye-i Nefis kitabına döndüm. Nefsi sebebiyle muhteremler, nefsin zulmü şeytanınkinden eşittir. Eşit daha kötüdür. Nefis ıslah olmazsa arkadaş şeytanıdır. Şeytan şeyde var yine, Hazreti Ömer Faruk için, Hazreti Ebu Bekir için ne dersin ya iblis? İblis bir gün şeytanın hileleri Resul-i Kibriya Aleyhisselam bir ensarın evinde toplanmış iken Muaz bin Cebel Hazretleri'nin hadisinde zelil bir perişan halde kapıyı çaldı. Kapıyı çaldıktan sonra destur var mı, içeriye gireyim, bir hacetim var söyledi. Bunun üzerine Fahri Kainat buyurdu. Bu kapıda sizi hacetim var diyen kimdir bildiniz mi? Bilmeyiz, Allah ve Resulü bilir. O melun şeytandır buyurdu. Bırakın içeriye gelsin. Çemberim gözümün nuru Hazreti Ömer-i Faruk celallendi. Ya Resulullah müsaade et, şunun bir boynunu vurayım. Azametli, celalli, dini gayreti galip Hazreti Ömer-i Faruk Hamburglu. Ya Resulullah şunun boynunu vurayım. Ömer vazgeç. Sen de bilirsin ki o mühlet verilmiş kıyamet kopana kadar Allah onun ruhunu kabzettirmez. Sen onu bırak. İçeriye şeytan melun girdi. Bize gözüktü. Muaz bin Cebel Hazretleri naklediyor. Bir de baktıkları şekli şu. Bir ihtiyar, şaşı, aynı zamanda köse, çenesinde 6-7 tane keçi kılı gibi kılı var. Gözleri yukarı doğru açılmış. Bizim gözümüz yana, onunki yukarı açılmış. Kafası büyük bir fil kafası gibi. Dudakları bir manda dudağı gibi mülevveser. Selam verdi. Muhammed Aleyhisselam selam Allah'tan dostlarınadır. Seninki olmaz buyurdu. Nedir senin vazifen? Adem oğullarını kandıracağıma anlatacağım. Onları nasıl anlattığımı söyleyeceğim.
Onun için Rabbim beni görevlendirdi. Eğer ben yalan söylersem Rabbimin bir melaike geldi. Ya Muhammed sen, ya Muhammed melek bana geldi. Sen Rabbin emriyle ya lain şeytan git Resulullah'ın sorularına doğru cevap ver. Sen eğer doğru vermezsen seni düşmanların arasında zelil ve perişan ederim, kül ederim, rüzgar gibi savururum deyince ben işte geldim söyledim. İblise dikkat et şimdi. Madem doğru söyleyeceksin, senin en sevmediğin halk arasında kimdir? Şeytan şu cevabı verdi. Sensin ya Muhammed. Salat selam getirin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın yaratıkları arasında senden çok nefret ettiğim kimse yoktur. Demek bu iblis Muhammed aleyhisselam'a adavet ederse bana acır, sana acır, filana acır, bunu geçin. Bunda acıma hissi yok. Neden olduğunu şimdi oraya da geleceğim. Sensin ya Muhammed. Senin gibi kim olabilir? Benden sonra en çok kimseleri buğz edersin. Müttaki gençleri, Allah yoluna itaat eden gençleri. Kimi sevmezsin? Sabırlı bildiğim şüpheli işlerden sakınan kimseleri. Sonra sabırlı olan fakiri çok severim. Derdini kimseye aşmaz. Halinden kimseye şikayet etmez. Peki bu fakirin sabırlı olduğunu nasıl bilirsin? Ya Muhammed ihtiyacını kendi gibi birisine açmaz. Her kim ihtiyacını kendi gibi birine 3 gün üst üste açarsa, anlatırsa Allah onu sabredenlerin defterinden siler. Sofi işimiz çok zor. Öyle bilgili iblis ki ne söyledi ayetle, hadisle, hakikatle haber veriyor. Sabırlı bildiğim şüpheli kimseden sakınırım. Sonra sabırlı olan fakiri ihtiyacı hiç kimseye anlatmaz, halinden şikayet etmez. Peki o fakirin sabırlı olduğunu nasıl bilirsin? Ya Muhammed, salavat getirin ya Muhammed dedikçe ihtiyacını kendi gibi birine açmaz. Her kim ihtiyacını kendi birisine, kendi gibi birisine 3 gün üst üste açarsa, anlatırsa Allah onu sabredenlerden saymaz. Demek 3 gün şikayet hakkımız yok. Sabırlı kimseler bu işi yapmaz, derdini anlatmaz. Hastalığın var Allah biliyor. Önüne gelene vurt da vurt, vurt da vurt. 100 kere günde derdini tekrar eder. Bu sabırlı kimse değil, sabrın mükafatını kaybeden sabırsız kimsedir. Sonra kimi sevmezsin? Şükreden zengini. Şükreden zengini nasıl bilirsin? Onu görürüm ki helaldan kazanır. Demek zenginliğin şartı haram olmayacak. Faiz asla olmayacak. Bir anda, bir adamda faiz varsa, ufacık az bir faizle bir ev aldıysa, o evin içinde o adamın ibadetlerinin kabulü mümkün değildir. Zinanın el tutması, göz bakması haram. Kadını okşayıp sevmesi haram. Fiili işlemesi haram. Zenginin de faiz yemesi haram. Sofi sakin faiz yeme, az bir ücret diye ev almaya kalkma, az bir faiz diye yutma. Sonra ömrün boyunca belan kabul olma, belan artar, duan kabul olmaz. Yediğin çoluk çocuğun haram olur. Bir kimse haram lokma yerse o çocuklar salih evlat olmaz. Anaya babaya isyan eden evlat olur. Zenginde kaldık. Onu görürsem ki helal kazanmış, mahalline harcıyor,
haçet miktarı harcıyor, faiz yemiyor, israf etmiyor. Bu şükreden zengindir. Peki ümmetim namaza kalkınca halin nasıl olur? Ya Muhammed, beni sıkma tutar titrerim. Neden böyle olursun? Lakin çünkü ben Allah'a secde etmedim. Kim Allah'a bir namaz içinde bir kere secde ederse Allah onun derecesini bir derece yükseltir. Ben mahvu perişan olurum, sıtma tutarım ki o secdeden kendimi mahrum ettim. Ebedi de secde etmiyor. Kim Allah katında bir kere secde ederse Allah onun o namazdaki secdesini bir mertebe, bir derece yükseltir. Ben neydi o meşhur kitap söyler, Ebu Talip Mekki, Kutül Kulüp'te okudum. 60 sene Mekke'de mücavir kalmış. Buyuruyor ki ben sahabelerin hayatını okudum. Onlar rükû ettikleri zaman 7'den aşağıya rükû etmezlerdi. Rükû diyemedim. Onlar rükûda 7'den aşağı tesbih etmezlerdi. Subhane Rabbiyel Aliyyil Azim. Subhane Rabbiyel Aliyyil Azim. 7'den aşağı etmezlerdi. Ben bunu okuyalı rükûda 7 adet tesbih etmeye çalışıyorum. Sahabe ve uluları secdeye gidince 21 adet secde ederler. Diyemedim yine. 21 adet secdede zikir ederlerdi. Subhane Rabbiyel Ala. Hiç değilse Sofi, Allah Muhammed aşkına 7 kere tesbih et. Kardeş, başımıza ne gelirse Allah'a itaatsizlikten geliyor. Varımız yoğumuz namaz. Namazın hükmünü birbirinden ayırmak lazım gelir. Bir kimse namaz kılarken rükünlerini ayırmazsa namazı olmaz. Kıyam, taş gibi ayakta. Rükû, sen böyle ölmüşsün de böyle kalmışsın gibi görülecek. Hanefi mezhebinde 5 tane tadile erkanın vacibi var. Birisi bu. Rükûda ölmüş, 2 büklüm kalmış. 7 tane tesbih edecek. Rükûdan doğruldu şimdi 1. tadile erkan Hanefi'de. Rükûda 7 tesbih duracak. Semiallahu lümen hamide. Beni gören uzaktan ayakta dikiliyor zannedecek. Semiallahu lümen hamide, Allah-u Ekber vacibi terk etti. Vacibe 100 secde ister. Vacibi terk etmek azab-ı ilahiye duçar olur. Sofi, bir namazın var Allah aşkına, onu da şeytana yem yapma. Kıyamda belli. Kıyamda belli. Fatiha okuyacağım, manasını bil. Kardeş, iki yerin manasını bilmek her namaz kılana vaciptir. Fatiha'nın manasını illa bilecek. Oturunca ettehiyatı bilecek. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. Bunların manasını bilecek. Rahman kimdir? Rahim kimdir? Maliki Yevmiddin kimdir? İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Buna Allah hitap edecek. O anda aklında dünyadan bir meta varsa, ben sana ibadet edersen de yardım ularım, umarım, o zaman o onun ilahı olur. İhtina sıratan müstakim, dosdoğru peygamberlerin Kur'an'ın ulaştırdığı dosdoğru yola ilet. Ya namaz kılıyorsun, bu dua, Allah'a hitap ediyorsun. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi sensin. Rahim olarak herkesin rızkını verirsin. Rahman olarak müminleri korursun. İyyâke nâbüdü ve iyyâke nestaîn. Ancak senden yardım umar, ancak sana ibadet ederiz. Namaza durdun Allah. Namaza durdun, konuş. Allah'ınla konuşma mekanı. Eliminden dünyayı attın. Kalbimi Hakk'ın birliğine
Beytullah'a dönerek kalbimi Allah'ın vahdaniyetine çevirdim. Bunlar olmazsa namaz olmaz ki. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtal müstakîm sırâtal lezîne en'amte aleyhim minen nebiyyîne ve sıddıkîne ve şühedâi ve sâlihîn. Beni onların dosdoğru yoluna götür. Aleyhim lafzı minen nebiyyine ve sıddıkine ve şühedayı ve salihin. İhtine sıratan müstakim, dosdoğru. Nebilere, sıddıklara, velilere, salihlere beni uzat. Sen namazda hiç Allah'a yalvarmıyorsun ki. Sıratan lezine enamte aleyhim. Nebilere, sıddıklara beni ulaştır. Minen nebiyine ve sıddıkine ve şühedayı ve salihin. Nebi, sıddık, şüheda, salihlere beni ulaştı. Sen Hamburg'da namaz kılıyorsun, Allah'a bunlara ulaştı demiyorsun. Hamburglu. Gayril mağdubu aleyhim. Ya Resulullah, mağdub nedir? Mağdub Yahudidir. Bir günde 200 peygamber katletmiştir. Bir günde 75 peygamber katletmiştir. Ya Rabbim beni nebilerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yerine uğrat. Yahudilerin mağdubi olan Yahudilerin ahlakına, işine uğratma. Mağdub nedir? Mağdub Yahudidir. Hayril mağdubi aleyhim. Yahudilerin itikadına, çirkin fiiline beni ulaştırma. Velen dallin. Dallin nedir ya Resulallah? İsa aleyhisselamın şerik koştuğu İsevilerin yolu dallindir, delalettir. Onlar İsa'ya ilahlık vasfı verdi. Allah'ın oğlu dedi. Kutsül ruhla birleşti dedi. Ya Rabbim beni nebilerin, sıddıkların, şehitlerin yoluna uğrat. Yahudinin ve Hristiyanın yoluna uğratma. Amin. Sen bir kere bunu demiyorsun ki ya. Başında takke yok. Helallaştık. Başında takke yok. Sırtın açılır, görülür. Yedi kere tesbih edeceksin. Suban Rabbiyel Azim. Suban Rabbiyel Allah'a belak. Ya bunu leylek de yapar, tavuk da yapar, güvercin de. Rükünlere ayır, kıyamda ayır, dimdik dur, rükuda sakin dur. Semiallahu lümen hamide, bir tesbih miktarı dur, vücudun bir sakin olsun. Allahu Ekber, 21 kere secdede tesbih oku. Sahabeler böyle kıldı diyor, kutul kulüb, Ebu Talip Mekki. Yahu secdede 21 tesbih yapmıyorsun, bari 7 kere yap. 7 tesbih yap ya. Şeytana inadan yap. Eşi ol eşek, sen yatmadın. Secde yapmadın. Vallahi senin inadına ben secdede 15 tesbih yapacağım. Yap ya. Ettiyat bilmez. Demek ki secdede durmak tadile erkanın rükû 1. Rükûden doğruldum Hanefi mezhebi 2. Birinci secde 3. 7 tesbih. Allahu Ekber, doğruldum secdede. Beni gören oturuyor zannedecek. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bu bizim Sofi'nin namazı. Horozun tavuk yediği oldu. O, diyemedim ki ya. Bizim horozun arpa buğday yediği oldu. Tavuk yemez horoz. Tavuğunla horozun arpa yediği oldu. Secdeden doğrul. Allahu Ekber. Vücudun bir sükunete gelsin. İkinci secdeye git. Ettehiyyatü lillahi. Dil ile yapılan Muhammed Aleyhisselam, Üstad Bediüzzaman Said-i Nursan Hazretleri Mirac-ı İlahiye'de Allah'a kulluğun şartını gösterdi. Mirac-ı Nebevi
sallallahu aleyhi ve sellem Üstad Bediüzzaman bunun tefsirini yaptı. Muhammed aleyhisselam ümmeti Muhammed'in peygamberi olduğu için o günden bugüne, bugünden kıyamete kimin ne ibadet yaptıysa senin askerler kaçıp gidiyor Mustafa. Onlara yazık olur, bana bir şey olmaz. Boş ver çorbayı pilav. İçiriyorsun, içiriyorsun yine aynı. Ettehiyyatü lillahi. Muhammed aleyhisselam o günden bugüne, bugünden kıyamete bütün ümmetinin ibadetin şartını koştu. Nasıl? Ettehiyyatü lillahi. Dil ile yapılan ibadetler ve selavatü ve tayyibatü bedenle malla yapılan ibadetler sana mahsustu. Demek kul bütün ibadetlerinde dudağıyla, malıyla, canıyla Allah'a ibadet ettiği zaman Allah maksadıyla olmazsa o ibadet batıldır. Ya Rabbim, ettiyete oturdum, dilimine, cesedimine, karınca kaderince ne malım varsa bununla yaptığım ibadet sana mahsustur diyecek. Ettiyatü lillahi ve selavatü beden ve tayyibat mal sana mahsustur. Esselamu aleyke ya nebi ve rahmetullah berkatü. Allahu Teala da ey Habibim, Allah'ın rahmet bereketi senin üstüne olsun. Benim ibadet de içinde, seninki de içinde, seninki de içinde. Şimdi ben hissemi, rahmetimi alacağım. Ve esselamu aleyna ibadillahi salih. Allah Resulü'nün rahmet bereketi salihlerin üstüne de olsun. Allah'ın Resulü esselamu aleyke ya nebi ve rahmetullah berekatü. Ya Habibim, Allah rahmet bereketi sana olsun. Şimdi bütün hepimizin malı Resulullah'ta. Mesulullah bize dağıtacak. Esselamu aleyne ve ala ibadillahi salihin. Ben o zaman selam vereceğim Resulullah. Selam vereceğim. Ya Resulullah, ben de salihlerden kıl. Benim de ibadetteki hakkımı ver. Şu halde etteyyat müminin Allah Resulü ile bir ve beraber Allah'ın huzurunda muameli Rabbaniyedir. Allah'ın Resulü her birimiz için ibadetin şartlarına Allah'tan getirdi Miraç'ta. Ettehiyyatü lillahi, bütün ümmetimin dil ile yaptığı ibadetler ve selavatı, beden ile yaptığı ibadetler ve tayyibat, mal ile yaptığı ibadetler sana mahsustur. Demek bu mahsakla yapmazsak şeytan namazımızı çalar. Peygamber'e Allahu Teala ve esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullah berekatü. Ey benim Habibim, ümmetinin amellerini kabul ettim. Benim rahmet ve bereketim senin üstüne olsun. Benimki kaldı şimdi, bütün hepimizin malını Resulü Kibriya aldı. Habibi Hüda'da tevzi ediyor. Ve esselamu aleyne ve ala ibadillahi salihin. Ya Resulallah, ben de senin ümmetinim. Ya Rabbim, beni salihlerden yap. Salihlere dağıttı Resulallah. Hamburglu salih kimdir? Ömer Nasuh'u Bilmen Hazretleri salihi tarif etmiş. Ameli tartıldığı zaman sevabı günahından çok olan adam salihtir. Olmadı. Bu bahis olmadı. Sen, ben, o, bu. Hilali, Şehr-i Ramazan hilalini görmek için salih bir kişi yeter. Kimdir salih? Ameli tartıldığı zaman sevabı günahına çok olan
Adam salihtir. Senin günahın çok, sevabın azsa Allah'ın rahmetinin sende hissesi hakkı yok. Ne olacak kardeş? O zaman bunu kesmekte hak varmış. Esselamu aleyne ve ala ibadillahi salihin. Ya Rabbim senin rahmet bereketin salih ümmetimin üstüne olsun. Salih kim? Salih Ömer Nasuhi Bilmen İlmihal, açalım okuyalım. Salih sevabı amel defterinde günahından çoksa bu adam salih. Bu adam zaten cehenneme düşmez. Günahı çok olup ameli az olan cehennemde biraz yanar. Ama sevabı çok olan doğru cennete gider. Bir miktar sırat üstünde sıkıntı çeker, kıyamet sıratta, ama cennete girer. Peki hiç hiç gayret ediyor muyuz ki biz Resulullah'ın tevzi ettiği salihlerden olalım? Şimdi ben hazine memuruyum. Milyonla altınım var. Bana emir verdi, salihlere dağıt. O zaman salih pasaportlarınızı çıkaracaksınız. Salihler elini kaldırsın. Ben salihim diyemezsin ki. Amelinin sevabı günahından çoksa salihsin. Salih değilse Mecd-i Talih'te buyuruyor. Sen o Resulullah'ın dağıttığı sevaptan hissedar olamazsın. Ne olacak halin? O zaman halin ne olacak kardeş? Niçin ben ayağa kalktım? Namaz bir alışveriştir. Namazını doğru kıl, bir secdede fazla kalman dereceni arttırır. Vaktinde kıldığın namaz senin mertebeni yükseltir. Namazın şartında kaldık. Salih olanlar Allah'tan Resulullah'a gelmiş. Esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullah berekatü. Allah'ın selam ve rahmet bereketi sana olsun. O zaman Resulullah'ta kaldı hepimizin malı. Resulullah ümmetine kıyamete kadar olacaklara tevzi etti. Esselamu aleyne ve ala ibadillahi salihin. Senin rahmetin salih ümmetime de olsun. Şimdi Allah'ın Habibi sallallahu aleyhi ve sellem rahmeti tevzi ediyor. Hadi salih pasaportlarınızı çıkarın. Amellerinizi tartın. Sevabınız günahınıza galip gel. Yok, o zaman işiniz zor. O zaman işiniz zor. Onun için amel etmeye mecburuz. Onun için şeytana uymamaya mecburuz. Onun için nefsin rezaletine girmemeye mecburuz. Yoksa salih olamazsın. İbni Abidin radıyallahu teala anhu hazretleri beyan buyuruyor. Ben 40 senedir etteyyat okuyorum. Esselamu aleyke eyyühen nebi ve eyyühen nebi ve rahmetullahi. Esselamu aleyne ve ala ibadillahi salihin. Ve aleyküm selam İbni Abidin Allah Resulü'nün selamını duyuyorum. Ben 40 senedir bu selamı duymadıysam namazımı kaza ettim diyor İbni Abidin Mevlana Ali Zülcenin Hazretleri'nin halifesi. Şu halde sofilik bu. Geçen hafta tam kamille anlatamadım. Nefsi islah letaifleri çalıştırmaya bağladım. Letaifler kalp, ruh, sır, hafi, ahfa çalışırsa vazife-i asliyesi vatanına döner. Nefis onların peşinde terakki eder. Nefis emmarelikten çıkar, mutmainliğe girer. İnsan insanı kamil olur. İnsanı kamil olunca memur edilir. Benim gözümün nuru Gavsun Seyyid Abdülbaki, Seyyid Muhammed Raşid Gavsu Kastevi Şahızne Hazret gibi. Bir kısmı makamında kalır. Şu halde irşat makamında olan letaifleri çalıştırır.
nefsi peşine takar. Nefsiz Allah'tan başka kimseye itaat etmez hale gelir. İtaat etmeyince o kimse safiye makamına erişir. Dünyaya tenezzülen gönderilir. İnsanları irşat ve hidayet etsin diye. Onun için kamil olmayan mürşidin elini tutan terakki etmez. Benim Gavsum'un büyüklüğüne bak gel. Allah'ın hakkı, Muhammed'in hakkı için konuşuyorum ki şu anda Gavsum'un, şu anda oğlu Seyit Mübarek Avustralya kıtasında, Avusturya demedim, Viyana demedim, kıta kıta Avustralya, Avustralya kıtası Sydney, Melbourne'da. Önce buradan Amerika'ya gitti. Amerika'da tekkelerimizi tanzim etti. Oradan Kanada'ya geçti. Kanada'dan Endonezya, Malezya, oradan Avustralya. Senin şeyhin dünyayı tuttu. İrşat makamı dünyaya hakim oldu. Ben 40 senedir sohbet ediyorum, övünmece yok. Şu kadar evliya menkibesi anlattım. Kavsımızın makamı gibi mürşidi dünyanın dört tarafını tutan bir mürşid kitaplarda yok. Senin mürşidin dünyaya avucuna aldı. Sen hala ameli salih işleyip de kitapların üstüne çıkacağım ama kitaptan korkuyorum. Kitaba çıkacağım, çıkamıyorum. Senin mürşidin cihana hükmü yürüdü. Avustralya kıtasında kardeşim var. Kanada'dan bir profesör geldim, menzilde gördüm. Kanada'da profesör. Kanada'da sofiler var mı devletlin dedim. 1600 tane sofi var, hatme yapıyoruz dedi. Amerika'da tekkeler var. Avrupa'da 7-8 devlette bilmiyorum sayısını. 300 mü diyeyim Abdurrahman? Kaç diyor? Yaklaşık 200 tekke var. 200 tekke sahibi kitaplarda yok. Yakın tarihte Hacı Behram Veli Hazretleri'nin müridi çoktu. Ondan sonra böyle Gavs-ı Kasrevi, Sultan Seyyid Muhammed Raşit gibi er oğlu er hidayet rehberi Sancağı Muhammediye elinde taşıyan bir zat çıkmadı. Ne diyorsun sen? Şunu diyorum. Böyle bir zatın elinde ameli salihim çıkmazsa, sevabım günahları geçmezse, her gün ettehiyatta Allah Resulü'nden bana rahmet yok, yazık değil mi? Ayağa kalktım iyice göresiniz diye. Esselamu aleyne ve ala ibadillahi salihim. Bana indirilen Allah'ın rahmet bereketi salihlerin üstüne olsun. Salihler elini kaldırsın. Sevabı günah defterinde, günahından çoksa salih, değilse salih değil, fasık, günahkar. Ben bugün bu parayı kazanamazsam Allah Resulü'nden nasıl rahmeti alırım? Allah'ın rahmetine nasıl ortak olurum? Bu bir devlettir. Bu Gavs bir nimettir. Şu halde namazda da ettehiyyat, Fatiha bilmek lazımdır. Allah'ın Allah'ın huzurundasın. Ya Allah'a bir niyaz et, ne olur la. Padişaha edersin, vezirine edersin, zengine edersin, fabrikatöre edersin, Mercedes fabrikasına, BMW'ye edersin de Allah'a bir niyaz etsene namazda. Elhamdülillah Rabbil Alemin, sen benim Rabbimsin desene bir ya. Errahmanirrahim, dünyada herkesin rızkını veren, ahirette müminlere yetişen sensin desene. Mükevvenat onun elinde, bir dervişin tesbihi gibi. Karıncadan deveye, deveden aya güneşe, mükevvenat cennet cehennem, Allah'ın yedi kudretinde. Şu benim masamın üstündeki mal gibi. Ben nasıl kitabı alıyorum? Allah mükevvenatı eline kaldırıyor. Namazda bir Allah'ın huzurunda olduğunu hatırla.
Bir kere ya Rabbim de. Salihlere rahmet varmış, ben salih değilim, senin rahmetine muhtacım de. Şeytana giremedi ki, şeytan kaldı yarıda. Gireceğiz şeytan da. Şeytanın belasını vereceğiz, öğreneceğiz inşallah. Şunu şurada kaldık. Şunu açtık, okuyamadık. Çok dondurma. Ne oldu şimdi? Sen çok kızardın. Şu zat siyah gömlekli, Allah için bugün benim rahmeti kamyon kamyon topluyor şu zat. Ben bakıyorum buradan kim ne mal kapıyor. Harap! Kimi harap, kimi biturap. Kimi toprak, kimi harap. Buradan belli oluyor, Allah'a aşık olan şu zat saatlerde ciğeri yanıyor, ateş ateş. Salih'i duydu, içi burkuldu. Ya salih değilsen. Her gün Allah'ın rahmeti Muhammed Aleyhisselam'a iniyor, bana hiç gelmiyor. Beş vakit ben namaz kılıyorum, yazık değil mi? Ben Allah Resulü'nün dilencisiyim. Ama Allah'ın rahmetini Habibullah pintilik edip vermemezlik etmez ki. Salih'i ol al. Kafkas Kartalı, Kafkas'ın şeyi, kimidi ismi? Şeyh Şamil. Rusya'dan, Çar Nikola'dan sonra veliahtı. Nikola'dan sonra kim geçti yerine diyemedim. Çar Nikola izin vermedi. Nikola'dan sonra gelir aklı, aklıma gelir. Rusya'dan çıktı. İkinci Sultan Abdülaziz Han karşıladı. Sultan Abdülaziz Han öyle bir merasimle karşıladı. Sultan Abdülaziz Han'a dedi, benim bir oğlum orada, benim geri dönmem için, geri dönmem için tutsaktır, elindedir. Çar, çara haber ver. Hemen Rus elçisi gelsin. Sultan Abdülaziz Han çaldı, çaldı eline, çarptı. Rus elçisi geldi. Bunun evladına ben kefilim, gönderin. Gönderdi. Vardı Resulü Kibriya'ya 10 bin kişiyle 60 bin kişilik Rusya'ya aman Allah çektirdi. Esselamu aleyke ya Resulallah. Allah'ın Resulü aleyküm selam. Şeyh Şamil dedi, elini uzattı, saadetle elini öptü. Bütün hüccacın huzurunda. Allah'ın Resulü'nün huzurunda saadetle elini öpen çok var. Seyyid Ahmet Erifayi. Ey ceddim, benim ruhum her gün senin mübarek makamını ziyaret eder. Uzat elini öpeyim. Sandukadan saadet elini çıkardı Seyyid Ahmet Erifayi. Rifayi tarikatında olanlar Resulullah'ın elini öptüğünü görünce hançerleri çıkar. Hançerleri cezbeden birbirine batırdı, o ona batırdı, o ona cezbeden. Yoksa hançer vurulur mu Allah Resulü'nde? Habibü de buyurdu, bu kan akan, hançer vurulan benim sana hediyem olsun. Senin tarikatında kılıncı vursun, kana aksın, sen tükürüğüyle deliği tıkansın. Allah Resulü Seyyid Ahmet Erifayi'ye tarikat-ı rifayedeki kılınç atma. Ben çok gördüm, Allah sizi inandırsın. Siirt'te Şeyh Selahaddin vardı. Veysel Karahan'da tütün, estağfurullah. Veysel Karahan'da tuz satardı. Benim dedem Rifai Şeyh'i Siirt'te defalarca sohbet etti. Vallahi dedemin müritleri kılıncı çıkar. Karınlara açılır. Kılınç buradan batırılır. Arka omurgayı böyle keserek, karaciğer, mirde, bağırsak keserek arka omurgayı içinden vururdu. Dışarı çıkarınca dedem bir tükür sürerdi, geçerdi. İşte o Seyyid Ahmet Erifayi Hazretleri'nin Resulullah'ı ziyaret ettiğinde müritler hayretten birbirini hançerlediler. Allah Resulü sandıkadan elini çıkarınca Habibi de buyurdu, ya Seyyid Ahmet Erifayi, bu senin tarikatında benim hediyem olsun. İşte onun için bende bir bant var yukarıda.
keşke oynasam size bir gün. Bolu, Bolu dayımdan inerken sol tarafta bir ziyaret var. Adını demin getiremedim. Hadi yardım edin bana. Bolu dağından inerken Çorumlu Fatih devrinin bir evliyası sol kolda. Çorumlu diyemiyorum, sarı bir levha. Orada mescit var, orada aşaneler var. Orada Rifai tarikatının şeyhi bir gün sema yaptı. Yukarıda bant var. Hançeri yumruk gibi şişin başı demir. Şişi de burada. Buradan bir vurdu, şeyh buradan çıktı. Yukarıda bant. Birinin gırtlağına bir vurdu. O yumruk gibi, yumurta gibi sapı da tutuyor. Hem zikir çekiyor ayakta, hem la ilahe illallah çekiyor, hem dönüyor. Sıra geldi şişleri toplamaya. Kiminin karnına batırdı Rifai Şeyh'i. Şişleri topladı, ben de bakıyorum, öleceğim ya Rabbim. Yanaktan şuradan vurdu, buradan çıkardı. Çıkardı, şöyle yapıyor mübarek evliya. Tükürüklüyor, orayı şöyle 10 saniye, 15 saniye tutuyor yallah. Şişi çekiyor. Buradaki deliye tükürükle, tükürük yapıştırır mı? Yapıştırır ya Allah Resulü kuvvet verirse. Burayı, karnı, her tarafı, delikleri hepsini tıkat. Konuya geliyoruz, kurban olayım. Konu, bir namazımız var. Şuna özenerek kılalım. Tadile erkene riayet edelim. Başımızda bir takke olsun, bir sarık olsun, farz namazı 25 derece artırır. Cuma günü sarıklı namaz kılanın namazı 75 derece artar. Ben cuma günü niye sarık sarmayayım? Ben İstanbul'a gidiyorum. Bizim semtin adı neydi ya Rabbim? Bizim evin semtinin adı ne? Tendik değildi. Koz yatağı camisine gidiyorum, sarığı cebime koyuyorum. Sarık saran iki kişi, üç kişi çıkıyoruz. Bir imam da var, bir de bir cemaatten biri geliyor, Ali Veli. Çıkarıyorum, gayet güzel sarıyorum. El nedir canım, benim eline ne alakam var, benim işim Allah'la. Sarığı çıkarıyorum, sarıklı kılıyorum, işim bitti mi cebime koyuyorum. Maselami Allah ısmarladı. Kardeşler, namazımıza itimat edin, namazımıza iltifat edin. Namaz sizi Mevla'yı müteala götürür, şeytanın şerrinden emin eder. Bir namazımız var ya, müminin bir sakalı var, bir sarığı var, bir de namazı var. Bunu da ele kaptırırsa yazıklar olur bize. Salih olmazsanız Allah'ın rahmeti size inmez. Es-ettiyyatü lillahi ve selavatü ve tayyibat. Dil ile bedenle, mal ile yapılan ibadetler sana mahsustur. Demek Allah için bunlar olmazsa kabul olmaz. Esselamu aleyke eyyen nebi ve rahmetullah berekatü. Ey Habibim, Allah'ın rahmet bereketi sana olsun. Ne kadar ümmeti var Allah Resulü'nün ilk elini tutan Ebu Bekir Hazretleri. Onun ameli de onda, benimki de onda, seninki de onda. Allah Resulü tevzi eder. Maliye Bakanı gibi maaşları dağıtır. Esselamu aleyne ve ala ibadillahi salih. Allah'ın rahmet bereket salihleri olsun. Sen salih değilsin, yuttun hapı. Şuradan Ömer Nasih'i bilmen, ilmali açın. Ramazan hilalinde salih'i tarif etmiş. Ramazan rüyeti hilal, salih budur, gösterir, ispat ederim. Sevabı günahından ağır gelen adam salihtir. Ya senin günahın fazlaysa Allah'ın selamı sana ulaşmaz. Namazın boşa gider. İşte bundan bugün ciğerim yandı, ayaklarını ben senin öpeceğim. Bundan yandı. Niye biz namazımız var? Niye kaçıralım? O sandınız mı? O sanmayın Allah beri. O sanacak ne yaptım ki ben? Allah diyorum, Muhammed diyorum. Başka ne diyor?
Nerede kaldık? Aşkın mavi kağıtları. İblis nasıl iblis oldu? Evde düşündüm. Nihaldir bu bela? Niye rahmetten kovuldu da Allah'ın Resulü ya Ebu Mürve, ben sana tövbe et, cennete girmene kefilim. Senin tövbeni Allah kabul eder. Beş turnama beş yolu beş kulağı. O zaman bu ne iştir? Nereden insana gelir? Orada kaldık mavi kağıtlarda. Şu da kaldı. Kader de biraz anlatacağız ama kaldı. Ama işime devam edeceğim. Artık şeytan dünya hayatının ebedi oluşuna inanarak insanı şüphe, nifak, küfür, şirke düşürür. Nitekim Adem Aleyhisselam'ın hadisesinde Allah Azze ve Celle iblise gazap edince iblis bir taraftan masiyetini Allah'a isnat etti. Sen beni kandır. Ya Allah tövbe tövbe, noksan sıfatlı mı ki şeytanı kandırsın da onda ortak olsun. Bütün bütün kainat günden 1 milyon rekat namaz kılsa Allah'ın azametini artırmaz. Bütün dünya kafir olsa, küfürde kalsa, puta tapsa Allah'ın azametine bir noksan gelmez. Yarattığı iblise mi tenezzül edecek ya Allah kandırsın gitsin. Melun oğlu melun nefsinin şirkefini Allah'ın azametine iftira etti. İblis kadar günahkar yok. Adem Safiyullah ufak bir zelle işledi, yedi ondan. Ben pişmanım ya Rabbim dedi, tövbe oldu. İblis sen beni azdırdın, bana müddet ver. Bütün ümmeti Muhammed'i kandırayım. Yo eşe ol eşe, kandırsan ne kazanırsın? Kimi ne kandırdın, bir misli günah senin defterine yazılır. Ben 100 sene cehennemde yanacaksam benim yüzümden 100 sene de sen yanarsın. 10 kişiyi kandırdın, 100 bin sene yanarsın. Bu ne beladır, bu nefis ne kötüdür. İblise gazap edince Allahu Teala, iblis bir taraftan günahını Allah'a isnat etti, tövbe tövbe. Diğer taraftan kendi benliğini ortaya koydu. İblis dedi ki, neyi okuyoruz şimdi, terbiyi nefisten, iblisi okuyoruz nefisle. İblis dedi ki, öyleyse senin beni azdırdığın şeyin sebebiyle Allah onu azdırdı, kandırdı. Bu olur mu ya? Melun oğlu melun, bu olur mu? Senin dosdoğru yolun üzerine otururum, tuzak kurarım. Sonra elbette onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından gelirim bizim. Artık sen onların birçoklarını şükredenlerden bulamazsın. Yani sen beni şaki kılıp helak ettiğin gibi ben beni isyan ederek şaki ettim demiyor da sen beni şaki ettin. Allah kuluna tenezzül mü eder? Allah'ın azameti, Allah'ın rahmeti bir kuldan intikam mı alır? Tövbe estağfurullah. Firavun'a bile Musa kelimullahı yolladı. Nemrut'a İbrahim halilullahı yolladı. Helak edecek olsaydı Hazreti İbrahim, Hazreti Musa'ya ne lüzum vardı ya? Allah kime hesap verecek ki? Musa'yı da gönderdim, İbrahim Halilullah da desin. Hazreti Musa'ya vahyetti. Ya Musa, yumuşak kalim davran. Olabilir ki tövbe eder, ıslah olur. Onun azametinden korkma, ihtişamına aldanma. Ben seninle beraberim. Allah kiminle berabersen aziz eder. 184 bin sene Allah'a itaat etti de azgınlık gördü. Sonra riya ve nifak hastalıklarıyla nimetine şükür edici onları bulamazsın. Sonra elbette onların önlerinden, arkalarından gelirim. Önler istikbal, arka mazi, sağlar gelecek zaman, sollar geçmiş zaman. Ben önünden vaat edilen, arkadan geçmiş her şeyiyle onları baştan çıkarırım. Sağlarından gelirim. Sağlarından gelip dini emirleri onlara ehven gösteririm. Sollarından gelirim. Dini emirleri ehven göstermek, sağından gelmek.
sollarından gelip masiyete iştirak arzusu veririm. Demek şeytan soldan gelirse günah işlemeye heves verir. Nefis ve şeytan birleşince o ulvi ahseni tahkimde olan insan heval ve hevesine taptırır. Demek şeytanla nefis birleşirse en güzel bir yaratık olan yaratılan bizi heva ve hevesine taptırır. Heva, dünya ahiret bir işe gelmeyen, yaramayan işe heva denir. İmam-ı Gazali, onu lafa tutmayın oradan Ali. Abdurrahman lafa tutmak yok. Git evinde konuşacaksın. Hocayı ben getirdim 40 yılda bir sen de kandıracaksın. Şeytan onu yollatsana püf de gitsin. Ey var da mı var telefonu var ne lak lak ediyor. Benim o Abdurrahman çalacaklar. Sağından geldi. Sağından gelirse dine emirleri yerine getirmeyi ehven için geldi sana. Çok çok tokadı yüzüne ya. Harap. Habibim Sure-i Furkan 43. ayet. Habibim nefsinin kötü istek ve arzularını, duygularını kendisine tanrı edinen kimseyi gördün mü? Şimdi ona sen mi vekil koruyucu olacaksın? Zavallı insan ruhu sersemleşip dünya hayatının lezzetlerini ön plana alırsa, nefsi dikkat edin, nefsi tarif ediyor. Zavallı insan nuru sersemleşip dünya hayatın lezzetini ön plana alırsa artık şeytan onu nefsinin istek arzularına kaptırır. Demek nefsinden şeytan bir çiftçinin sapanında çift sürerken çift öküzü gibi sözü meclisten dışarıya bir tarafının nefis öküzü bir tarafını şeytan öküzü tarlayı sürer. Tarla ne? İnsanın kalbi. Artık onu şeytan istek arzularına kaptırır. İbni Kesir'in tefsiri mecburdur. İbni Kesir buyuruyor. Nefis her ne vakit bir şeyi görüp meylederse onu sever. Sevdiği şeye tapınır. Şeytan da ona düşmanı olarak nefsini sıfatlarından yapışır. Kendisine yardımcı kılar. Gerçekte şeytan, Fahri Kainat buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, gerçekte şeytan Adem oğullarına tuzak kurmak için yolları üstünde oturdu. Mesela ilahi emirlere boyun eğmek yolunda insana oturdu, şöyle dedi: şimdi sen Müslüman olacak mısın? Dinini ve babaların dinini bırakacak mısın? Kureyş'e böyle oturdu. Mümin olan ona isyan etti, Müslüman oldu, hicret yoluna oturdu. Maddi olarak küfür diyarının manevi olarak şehvet kazıp dünya lezzetlerini bırakmakla hicret mi edeceksin? Yerini ve göğünü bırakacak mısın? Yine mümin isyan etti. Mavi kağıtlar bitiyor galiba. Cihat yolu üstüne oturdu şeytan. Sen cihat mı edeceksin? Cihat nefis ve malın telefinden ibarettir. Cihatta öldürülür, mundar gidersin. Malında el yağmalar. Bak her bir konuya hicrete oturdu Allah için. Sohbetlere geldi, ona oturdu. Müslümanın önüne oturdu. Cihat yoluna oturdu. Sen ölürsün. Bak ne diyor İblis'e bak. Muharebeye gider ölürsün cihat yolunda. Senin karın dul kalır. Başkaları onunla nikahlanır. Onunla nikah nasıl öğretiyor? Allah'ını seversen bir bak. Malın taksim olur. Mümin yine isyan etti. Sonra Allah-u Teala onu cennete sokması gerçekleşmiş bir sudur, sözdür. Suda boğulsa yine Allah Teala'nın onu cennete sokması gerçekleşmiş bir sudur, sözdür. Suda boğulsa, bineği kendisine çifte vurularak öldürse Allah-u Teala cennetine sokması gerçekleşmiş bir sudur, sözdür. Sudur diyorum, tövbe tövbe. Artık insan saadet ve kötü şekavet olmak üzere
iki yolun çatal noktası üstünde bulunur. Üç ihtimali var bunda. O ne yapıyor Abdurrahman? Üç ihtimali var. Nefsinin ruha galebesi çalması, şeytanın da yardımcı olması sebebiyle alabildiğine lezzetlere dalar. Şeytanın vesveselerinin telkinini kabul eder. Ettiyse artık nefsinin istek arzularını tanrı edinir. Dolayısıyla cehennemliklerden olur. Kibirlilik taslar, üstünlük taslarsa, ucuk benliğini ortaya koyarsa, nifak zahirde inanır gibi olur, batında inkar eder. Yahut bunun tam aksi, nefis ve şeytanın ilka, kandırmaları yüz çevirir de Hakk'ın emrine teslim olursa, küfürden, şirkten, nifaktan takvasıyla arınırsa, meleklerin kendisine yardımı olmasıyla kötü huyları, Müslüman olan güzel cemaat ve çevresindeki insanlarla kötü ahlakını bırakıp şeytanla çarpışır, bunlara karşı gelmekle taat ve ibadetle bulunur, tevhide inanarak Rabbine iman eder. 3. İslam'a teslim olduğu halde, inandığı halde bazen ihlas galebe çalmasıyla çeşitli günahlarını bırakır, mücahit olur, isyan edecek mürahi, asi ve fasık olmaktan kurtulur. Şeytana gidelim yine, şeytan namussuza. 22 hadis-i şerif Risaletin Kuşeyri'ye Kenzül Ümmal isminde kitaptan alınmış. Resul-i Kibriya buyuruyor: size ululuğu taslamaktan sakındırırım. Ululuk taslamayın. Çünkü muhakkak iblisin ululuğu, kibirliliği Adem'e secde etmesine mani oldu. Demek ululuk benim gibi var mı, benden üstün var mı gibi ululuğa kapılırsa, Fahri Kainat buyuruyor: ululuğu taslamaktan sakındırırım. Çünkü muhakkak ululuk İblisin kibirliliğidir. Adem'e secde etmesine mani oldu. Sizi hırstan sakındırırım. Çünkü Adem'in hırsı o meyveden yemesine sebep oldu. Adem'in iki oğullarından birisi Kabil, öteki Habil'i katletti. Hasetinden ötürü ben sizi ondan sakındırırım. Evet, iblis daha bitmedi. Allah bir iblise gireceğiz. Yıldızlarla donatmışım iblisin maddesini. Onu da okuyacağım. Gözümün nuru dinle yine sen. Sen bugün malı yükledin. İmam-ı Gazali buyuruyor ki: adam ikna edici bir tek, ey benim Adem, ikna edici bir çift sözümü dinle. Buyur efendim. Buyur efendim deyin. Ey beni Adem, İkna edici bir çift sözümü dinle. İmam-ı Gazali diyor, ben bana dedirtmiyorum ha. Yarba kendine dedirtirdi dersin, iftira olur. İyice sen düşündüğün zaman her helak edici günahın Allah'ın mahlukunda vuku bulan, kıyametin sonuna kadar hoş karşılanmayacak asıl ve esasını nefsi emmare tarafında bulursun. Ama tek başına nefsi emmare bunu yapmaz. Ama şeytanın yardımıyla yapar. Sen iyi düşünürsün, düşünürsen günahın Allah'ın mahlukunda vuku bulan kıyametin sonuna kadar hoş karşılanmadığını bilirsen, senin nefsi emmare tarafından isyanın görürsün. Ama tek başına nefis bunu yapmaz. Şeytanın yardımıyla yapar. Mesela Allah Azze ve Celle'yi ilk masiyet iblisten geldi. Masiyetin sebebi iblisin
Allah'ın hüküm ve kazasına karşı gelmesi, benliğini ortaya koyması, kibirliğini taslamak, Adem'den kıskanmak sebebiyle Allah'a isyanı bundan etti. Sen beni azdırdığını çok aradım. Molla Abdurrahman Terbiye-i Nefis 32. sayfada buldu. Bir daha okuyor. İmam-ı Gazali buyurmuş: ey muhterem ikna olucu bir delil sana söyleyeyim mi? Buyur efendim. İyi düşün. Sen iyice düşündüğün zaman seni helak edecek günahlar Allah'ın mahlukunda vuku bulan kıyametin sonuna kadar devam eder. Seni helak edecek günahlar mahluk. Ata da zulmedersin, koyuna da zulmedersin, karına da edersin kıyametin sonuna kadar. Sen zulmedecek her şeyi bulursun. Karına edersin, komşuna edersin, çocuğuna edersin. İyi düşün, Allah'ın mahlukuna kıyamete kadar sen zulmedebilirsin. Yalnız şuna değil. Senin bu zulmettiğin işin aslı, esası nefse emmarendir. Demek nefse emmarenden herkese zulüm edebilirim. Ama unutma, nefis emmare tek başına yapmaz. Şeytanın yardımıyla yapar. Dikkat şimdi. Şeytanın Allah Azze ve Celle'ye iftirası, iblisten meydana geldi. O günahının sebebi iblisin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yıldız yapmışım. Allah bir tek tek maddeletmiş orada 7 yıldız. Allah'a karşı gelmesi say. Benliğini ortaya koymaz. Ben ondan hayırlıyım. Ben ateşten oldum. Benliğini koydu o toprakları. Bırak çamuru toprakları. Bırak ya çamurdan yapanın kıymetini ki ben ateşten halk oldum. Haşa Adem Aleyhisselam'ı haset etti. Horladı. Kibir yaptı. Say şimdi. Karşı gelmesi benliğini ortaya koymaktan, kibirliliğini taslamaktan, Adem'i kıskanmaktan, çünkü eşrefi mahlukat olarak yaratıldığını gördü. 124 bin peygamber gelecek. Eyüp aleyhisselam, Musa aleyhisselam, Davud aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam. Bütün peygamberler gelecek. Kendisinde bir şey yok. Kendisi ibadet etti etti ama kendi zürriyetinden bir peygamber gelmeyecek ki. Bütün peygamberler beni Adem'den gelecek. Kendine baktı baktı, tek bir ibadeti var. Onda da gururlandı, kendini ulu buldu. Adem Aleyhisselam'a hakaret etmek için ben ondan üstünüm. Vallahi sen ebedi kal cehennemde diye bunu ye. Yalan yemini etti. Sonra kibirliliği taslamak, Adem'den kıslanmak sebebiyle emmare olan nefsin istek arzusunu birleştirerek oldu. İblisin kibirlilik, hasedi kendisinin bazı rivayetlerde olduğu gibi 80 bin sene ibadetten sonra o kibirlilik kendini denize, ateşe attı. Demek hani senin benim kandırdığım Molla Abdurrahman burada tefsir tevilde çıktı. Bak o vakitte Allah aşkına dinleyin. Bak. Buyur beyim. Bak. Buyur beyim. O vakitte dünya yok. Mahluk yok. İblisi yoldan çıkaracak başka bir şeytan yok. Şu halde bu nefsin Allah'a isyanını nefsinden merkezleşen Adem'e hıncından, Allah'ın peygamberleri Adem'in zürriyetinden getirip benden bir şey gelmiyor. Allah adaletsizlik etti. Tövbe, Allah beni kayırmadı gibi Allah'ın hükmüne isyandan, Allah'ım ya Rabbim sen yok, sen yetiş, mahluk yok, o vakitte dünya yok, iblisi yoldan çıkaracak ikinci bir iblis yok. Ne oldu? İblisin merkezinden, nefsinden merkezleşen, kendisinin onurluğu, kibirliği taslaması, hasedi, kıskanması ona Allah'a isyan ettirdi. Ben çok düşündüm ya. Niye diyor bu Allah'a isyan?
kendini ortaya koydu. Ben ondan hayırlıyım. Onun zürriyetinde nice kamil veliler, milyonlarca evliya gelecek. Onun zürriyetinde peygamber. Ben çok ibadet ettim ama benim zürriyetimde bir ne evliya var ne enbiya var. Şu halde şu Adem aleyhisselam benim başlıca rakibimdir. Ben onu zelil edeyim, Allah'ın katında ululanayım, iş ters tepti. Onu zelil edeyim, perişan edeyim derken Allah iblisi perişan etti. Kardeşler, bu iş insanı helaka götürür. Bu şeytanın kıssası değil. Sen birini kıskanıyorsan dükkanda, ben dükkanda çalışıyorum şunu hiç sevmiyorum. Ben memurum şunu sevmiyorum. Ben hocayım Molla Mahmud'u sevmiyorum. Bütün bu hasetler, fesatlar, kıskançlıklar nefiste düğümlenir, kuvvet olur. İblis de diyor ki kitapta, iblisin kitabında daha geçemedim ki iblisin bahsine. İblis vallahi salihleri, kamilleri baştan çıkaramaz. İblis baştan çıkmış, eşkıya tayip tabiatlı, nefsine uymuş çirkin insanları çıkarır. İblisin elinde bir kudret yoktur, kandırsın. Kandırma kuvveti yok, vesvese verir. Öyle yapma, böyle yap. Yoksa bir adamın boynuna zinciri taksın, onu zorla zinaya götürsün. Şu adamın boynuna ipi taksın, hırsızlığa götürsün. Mahmut Hoca'nın boynuna taksın, haşa haşa kadınlara okuttuğu kadınlara göz koysun. Haşa, şeytanın elinde böyle bir tasarruf yok. Bana bu verilmedi. Kitapta kendi diyor, ayırdım bunu. Kendi diyor, bana böyle bir kuvvet verilmedi. Benim işim yalan söyleyip, hile yapıp, pile yapıp şu saf Adem oğlunu kandırmaktır. Ay, şeytana verilen bir kandırma. Ben kanmayayım. O zaman İslam'ı öğren. Haftaya Allah kuvvet verirse kıskançlık nedir, haset nedir, günahları nedir, niçin bu çirkin sıfatlar nefsi cehenneme götürür? Kısaca ondan da bahsedebilirim. Senin kaderinden azdırdım. Kaderi de biraz anlatırım. Bilmiyorum Allah ne gösterir. Şu halde şeytanın melaneti ortaya çıktı. İşte kitap diyor, hasedi kıskanması idi Molla Abdurrahman. Bin netice şeytanın nefse emmaresi, kibirlilik, haset sebebiyle onu Allah'a isyan ettirdi. Haset kime? Adem aleyhisselam. Kibirlilik kime? Adem. Allah'a karşı kibirlenemez ki melun. Ondan ben üstünüm. Alttan girdi, tın etti. Üstten girdi, tın etti. Meleklere dedi, bu sizden üstün yaratılırsa ne yaparsınız? Melekler dedi, Allah emretti, üstün yarattıysa itaati. Vallahi ben onu mağlup ederim. Yahu daha ortada yok. Abdurrahman harp, harp, harp. Demek fıtratındaki nefsinin çirkin huyları şeytanı şeytan yap. Çok düşündüm ya, bu nedir böyle? Bu iblis niye Allah'ın bu kadar... Ya Allah! Zemzemidi, kime dokunduysa şifa olsun. Allah razı olsun ya. Zemzem idi. Zemzem bari saçayım size. Allah bir Muhammed ol. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Zemzem, zemzem. Gel sana da bir yudum vereyim. Seni sevdim Allah ben. Gel. Sen ağlayı ağlayı dinliyorsun. Sana bir yudum içireyim. Yüzü kan gibi oldu bakın. Aşkından yüzü kan gibi oldu. Allah. Bu Karadenizli olsa gerek. Karadenizli mi sen? Temizlemiş. Samsun. Bildim. Bildim. Karadeniz'den geçerken seni görmüştüm ben. Per per per. Bildiniz mi iblis nereden iblis oldu? Bildik. Öyleyse biz bu sıfatlara girmeyelim. Bunun masalı olarak şeytan böyle azdı, böyle baştan çıktı. Haşa, bu masal değil. Allah'ın ayetlerinin, hadislerinin meali. Bana ne düşer? Aman ya Rabbim, beni kıskanç etme. Bu kürsüde başka bir hoca geldi. Kitap diyor ki, bir kimse ihlasla mı riya ile mi vaaz-ı nasihat ettiği alameti var. Senden daha alim biri çıksa,
sen de çıksa, sen sohbeti tatlı olsa, sen onun çıkmasını hırır edersen diyor bu nefistir. Ne güzel, benim anlatamadığımı Hasan Hoca anlattı. Allah bereket versin, diline rahmet versin derse diyor bu Rahman'dır. Ya ben varken kim çıkabilir bu kürsüye? Babamdan miras kalmadı ki. Bu Gavs'ın bir hediyesi. Benim ömrüm 10.000 sene olsa bir gün bu kürse boş kalır. Yaş 80 iş bitmiş. Şurada ötsem birkaç gün daha öterim. Sonuna illa buraya bir kürsü sahibi çıkar. Kimse çıkmasın. O iblisin işi. İblisin işi. Demek anlattığım kıssalar nereye geldi muhteremler? Bu sıfatlar şeytan kıssası diye dinlemeyin. İnsanın da bu sıfatlarını anlatacağım. Kabil'in Habil'i katletmesini hazırladım. Sonra Belam bin Bağır'a var. Sonra Musa Kellemullah'ın dayısının oğlu. Neydi namussuz? Karun var. Nece kıssalar var. Şu halde bizim halimiz de değişebilir. Aman benim nefsim, kimseye haset etme. Hanımı güzel olan Allah vermiş. Malı çok olanı Allah vermiş. Haset etmek Allah'ın taksimatına razı olmamak, beğenmemektir. Allah bunu benden alim yapmış. Olmaz. Ben ondan daha üstünüm. Allah'ın taksimine rıza göstermemektir. Haset şeytanın 8 büyük çirkin günahının, bunu bir gün anlattım ben. Şeytan ve namaz bahsinde en çirkin huyu nedir? Hasettir. Evet. Şeytan bitti mi? Maviler bitmemiş daha. Allah bizi şerlerden emin kılsın. Nefsimizi korusun. Abdullah bin Ömer Hazretlerinden bir menkibe. Bir iki tane anlatalım, aşkımız gelsin. Atladım şimdi şeytanın yerini, nefsin. Abdullah bin Ömer Hazretleri bir seferde arkadaşlarıyla beraber bir vadiden geçerken orada birikmiş ümmet-i Muhammed'in renklerinin sarardığını, korku ve telaşa kapıldığını gördü. Size ne oldu? Size ne oldu? Bu korku telaşınız neye? Cevap verdiler. Karşımızda yol kesici, parlayıcı bir aslan var. Ha işte gösterdiler. Ha işte bak karşıda. İbni Ömer, Abdullah İbni Ömer Hazretleri devesinden indi. Yanına varıncaya kadar yürüdü. Aslanın iki kulağını tuttu. Geberesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ancak Allah Teala Ademoğluna, Ademoğlunun kendisinden korktuğu kimseleri sebebiyle musallat kılar. Sen Ademoğlu Allah'tan başkasıyla korkmasaydı Allah hiçbir kimseyi kendisini asla musallat kılmazdı. Ancak Ademoğlu faili zannedip kendisine dayandığı kimselere teslim edilir. Ademoğlu Allah'tan başkasına ümit bağlamasaydı, Allah'tan başkasını bilmeseydi, sen onlara musallat olamazdın. Yonlarından çekil, kulaklarını çekti, aslanı uzaklaştı. Aslan demek ki Allah'tan hakkıyla korkmayanlara musallat olur. Abdullah İbni Ömer Hazretleri insan değil miydi? Aslan aynı aslansa ona zarar veremez miydi? Nasıl oldu mübarek aslan kulağını tuttu? Allah'tan şiddetle korkan ulu bir sahabiydi. 7 büyük Abdullah'tan birisiydi. Bundan dolayı aslanın kulağını tuttu. Sen ancak Allah'tan korkmayanlara, benden korkmayanlara musallat ol dedi. Sen geldin ümmet-i Muhammed'e musallat oluyorsun. Çekil yoldan. Aslan kulağından tuttu yol. Gönderdi. Yine Allah-u Teala hoşnut razı olsun.
Rabbim Teala hakikati bizi ilahiye nasip etsin. Dünya imtihan dünyasıdır. Dünya imtihan dünyasıdır. Bundan dolayı Allahu Teala ilme ezelinde kader olarak yazdığı, kaza olarak çıktığı meseleleri bir nebze göstermek için iki tane misal seçtim. Malik bin Dinar Hazretleri buyuruyor ki, iki mecusi kardeş vardı. Mecusi ateşe tapan. Biraz sonra Rabbim lütfeder de şeytan bahsine girerse, şeytanın bahsinde Kabil'in Habil'i katletmesinin sebepleri var. Bunun gibi iki kardeş mecusi idi. Ateşe taparlardı. Bir gün küçüğü büyük abesine dedi ki, ey abeciğim, sen 73 sene, ben 35 sene ateşe taparız. Bunca ümmeti Muhammed'den duyuyoruz ki ateş ibadet edilecek, tapılacak bir kuvvet değildir. Ben duyduğuma göre biz ateşe tapmakla bizi ateş yakmayacak değildir. Küçük kardeş büyük kardeşine dedi. Gel bakalım, biz başkasından öğrenmeden kendi cesedimizde deneyelim. Biz bunu sen 70 sene ben 35 sene ilah bildik. İkimiz de sokulalım. Eğer bizi yakmıyorsa bu ilah hak bir ilahtır. Sen 70 sene ben 35 sene taptım. Yok, ikimizi de yakıyorsa vallahi biz ateşe boşuna taptık. Ehli sünnet ümmeti Muhammed diyor ki ateş de Allah'ın emrindendir. Yakıp yapmamak Rabbinin emrindendir. Görmüyor musun Nemrut İbrahim Halil'i ateşe attı. Yakma emriyle ya narı künü berden ve selamen ala İbrahim ayetiyle İbrahim Halilullah'ı senin selamet oldu. Gel. Büyük bir ateş yaktılar. Küçük büyük kardeşine ister önce sen elini ateşe sok, isterse ben önce elimi ateşe sokayım. Abisi ona dedi ki sen önce elini koy. Küçük elini uzattı, parmağı yandı, elini çekti. Ah sana, ah 35 sene ibadet ettim. Sen ise bana eziyet ediyorsun dedi. Sonra ağabeyine şimdi bizi doğru yola ulaştıracak bir delil bulalım. İnanmıyorsan sen de 70 sene ibadet ettin. Sen de bir elini ateşe sok. Ağabeyi sokmadı. Malik bin Dinar'a geldiler. Basra'da o zaman insanlara vaaz ediyor. Vaaz ederken buldular. Büyüğü küçüğüne ben Müslüman olmayacağım. Zira ömrümün çoğuna ateşte ibadetle geçti. Şayet Müslüman olursam ev halkımın, akrabalarımın beni ayıplamalarından korkarım. Ateşe tapmak ayıplanmaktan daha sevgilidir. Sen gidersen git. Malik bin Dinar'da ben Müslüman olmam dedi. Ona böyle yapma. Onların ayıplamaları bir zaman sürer. Sonra unutur giderler. Ama sen ateşe tapmakla mahşerde o ateşin içine atılırsın dedi. Abesi geri döndü. Küçük kardeş Malik bin Dinar Hazretlerine yanına gitti. Çoluğun çocuğun da abesinin yanından karısını çocuklarını getirdi. Huzurunda oturdular. Küçük kardeş başından geçen hadiseleri Hazreti Malik bin Dinar Hazretlerine nakletti. Malik bin Dinar Hazretleri imanı, İslam'ı anlattı. Ateşin mahluk olduğunu, ufacık bir çocuk bir kova suyu ateşe dökse söndüreceğini, bunda ilahlık vasfı olsa bir çocuk ateş söndürebilir mi? O boş davadır dedi. İman ettiler. İslam'ın şartlarını gösterdi. Allah giden yolun kurbiyetin yaklaştırıcı ululuklarını gösterdi.
Allah için çalış. Rızkınızın temini Rabbimin lütfudur. Siz akşam sabah ibadet edin. Elbet Allah sizin rızkınızı geçinimize hoş eder dedi. Kendisi iş aramaya gitti küçük kardeş. Ne yazık iş bulamadı. İş bulamadım ama vücudum dinç. Allah-u Teala'ya kulluk edeyim dedi. Akşama kadar namaz kıldı. 3 gece devamlı bulunduğu mekanda namaz kıldı. 3 gün sabahları iş aradı. Ne yazık ki iş bulamadı. Akşam eli boş eve döndü. Hanımının sorusuna aynı şeyleri söyledi. Kendisi için çalıştığını, büyük bir iş sahibine işe başladığını, sen 3 gün bende çalışırken sana bol rızık vereceğim dedi diyerek nakletti. Allah-u Teala Hazretlerini büyük bir iş sahibi gibi gösterdi. 3 gündür namaz kıldın ya, 3 gündür namaz kılınca Rabbim elbet rızkımızı verir. Ben büyük bir zatta çalışıyorum, Melik'te. Sen bana 3 gün hizmet et, ben senin rızkını veririm dedi diyerek hanımına nakletti. Melik, Allah'ı kastediyor Celle Celal, cuma günü borcumu size öderim dedi diye beyan etti. Nihayet cuma günü geldi. Çarşıya gitti. İş aradı bulamadı. 2 rekat namaz kıldı. Ellerini semaya kaldırdı. Ya Rab, bize İslam'ı ikram ettin. Hidayete yönelttin. Bu dini hürmetine mübarek gün hürmetine cuma günü ya o gün. Bugün mübarek cuma günü hürmetine çoluk çocuğumun nafaka düşüncesini kalbimden çıkar. Onları aç diye elim bir azap çekiyordum. Ben ehlimden haya eder oldum. Onların halinin değişmesinden korkarım. Sen Halikül Zülcelal'sın. Elbet dua edenlerin hacetlerini bilirsin. Hakikaten evlada açlık çekiyordu. Yoksul adamcağız evine bir zat geldi. Kapıyı çaldı. Kadın çıktı. Bir de gördü ki yüzü güzel genç biri elinde altından bir tabak, üzeri mendille örtülü bir şekilde duruyor kadına. Buyurun, bu sizindir. Kocana söyle, zevcinin çalıştığı melik işinin karşılığı olarak gönderdi. Eğer çalışmayı artırırsa ben de ikramımı artırırım dedi. Baktı ki mendili açınca bir tabak altın, bir tabak altın, 1000 tane dinar, 1000 tane altını Allah-u Teala bir tabağa gönderip meleklerle gönderdi. Evet. Birisini içinden aldı, sarrafa gitti. Altını tarttı, çok ağır. Süslerine baktı, dünya altını gibi değil. Hanım dedi, bu dünya altınlarından değil. Sen bunu nereden buldun, bu ahiret altını? Kadın olduğu gibi hakikati anlattı. Onun sadakat doğruluğundan sarraf Yahudi Müslüman oldu. Vah, 3 gün çalışıp Allah'a itaat eden, ben mecusiyken kurtuldum. O Yahudi de Müslüman oldu. Allah kadirdir kardeşim. Doğruluk Allah'ın işidir. Doğruların yardımcısı Hak Teala'dır. Kadın iman esaslarını öğretti. Sarraf Müslüman oldu. Kadına 1000 dirhem verdi. 1 dinar 1000 dirhemdir. Irak'ta geçerdi. Ben Irak'a gitmek nasip oldu. Kerbela, Necef, Bağdat, Küfe, oraları gezdim Allah'ın kuvvetiyle. 1 dinar 1000 dirhem, bozulunca 1 dinara 1000 dirhem verirler. Sonra sen bunu bugünlük nafaka yap, bittiğinde haber ver. Kadın onları aldı, eve giderken
alınacak malları aldı, yemekleri hazırladı, evini süsledi, mescitte ibadetini efendisi bitirdi, evine dönmek istedi. Ne bulayım ya Rabbim? İyildi, ibadet ettiği yerde mendilini toprak ile doldurdu. Ya Rabbim, sen kadirsin. Bu mendildeki toprağı un yaptı, bari bir hamur pişirelim dedi. Mendili aldı, evine geldi. Baktı ki ev döşeli dayalı. Yemekler buram buram, kokuklar buram buruyor. Utandım, mendildeki toprağı kapının eşiğine koydu. Hanım dedi, sen mendilden kapıya bir şey koydun efendi. Yok bir şey. Allah için gidip bir bakalım. Hissesini çıkarmadı. Allah kadiri mutlak. Kapıya geldiler ki çok halis bir baklava unu gibi un. Allah. Ya Allah kadirdir kardeşim. Kardeşim Allah kadirdir. Unun, kumun, toprağın un olmasından secde etti. Evindeki bolluktan dolayı secde etti. Ya Rabbim, 3 gün çalıştım, beni zengin ettin. Ya sana ebedi olarak çalışsam neler vermezsin dedi. Rabb-i Teala Hazretlerinin rızasına nail oldu. Şu halde İslam, şeytana uymayıp güzel ahlak ile Hakk'a kulluktur. Malik bin Dinar Hazretlerinin bir Yahudisi, Yahudi komşusu vardı. Yahudi evinin helâ çukurunu düşmanlık olsun diye Malik Hazretlerinin evinin yanına yaptı. Kanalizasyon suyunu Malik bin Dinar'ın duvarına akıttı. Tuvaletin pis suyu sözü meclisten dışarıya, Malik bin Dinar'ın duvarından içeriye sızdı. Pis pis lağım suları hane-i saadetin bahçesine doldu. Her gün komşunun sıkıntısına kaplanmak İslam'ın ahlakıdır, sabretti. Pis kokuları sildi. Yahudi çatladı. Ya bu adam deli midir, nasıl Müslümandır? Kanalizasyon suyunu evine çevirdim, şikayet yok. Ya bu adam deli ya da bu dinin bir güzel hasleti var dedi. Kapıyı çaldı, girdi. Sözde bilmiyor ki Yahudi pis suya evine akıttığını bilmiyor gibi girdi. Ya Malik, ne var? Senin evinde lahım kokuyor. Var. Bu ben bir teftiş edeyim. Evet. Ben görüyorum bu pis koku Yahudinin evinden geliyor. Olsun. Senin hissesin çıkmıyor. Müslümanın komşu hakkı 10 çeşittir. Bir çeşidi komşunun ezasına, cefasına tahammüldür. Ben ondan sabrediyorum. Subhanallah dedi. Bu nasıl dindir? Muhakkak bir dinin sahibi kamil bir imandır. Dedi, ya Malik, Malik onlar öyle diyor. Ya Malik, bana İslam'ı anlat. İslam'ı anlattı. Müslüman oldu. Hamdü senaları olsun. İman ile şereflendi. Peki Müslümanın Müslüman üstünde hakkı 10'dur. Bu kitapta yok da bant dinledim. Bantından naklediyorum. Diğeri nedir? Müslüman olana güzel bir isim koymaktır. Bana ne isim koyarsın? Süleyman olsun. Yahudi Süleyman'ı severler Yahudiler. Süleyman olsun. Süleyman ismini koydu. Sevinçle evine geldi. Evinizi secdede ailesi namaz kılar buldu. Dedi, ya hanım, ben Müslüman oldum. Sen Müslümanlar gibi düz kurup ibadet edersin. Yoksa sen de mi oldun? Evet efendi, bu Yahudinin sabrıyla ben de Müslüman oldum. Ne güzel ettin. O Yahudi komşunun o mülevves pisliğine, kötülüğüne Allah hepimizden razı olsun. Malik bin Dinar şeytana uymamak, sabretmekle büyük lütuf sahibi oldu. Bir den daha anlatam da keyfiniz gelsin. Anlatam mı?
Anlatan billah şeytan. Şeytanın kılıncı, sohbetin adı neydi? İnsanın delaletine sebep nefis ve şeytandır. Hidayetine vesile kitap, Kur'an, peygamberler ve yolunda giden alim ve evliyalardır. İşte evliya misali. Üçüncü Malik bin Dinar'ın üçüncü âli sıfatı. Hacca gitti Malik bin Dinar Hazretleri. Haçta bulunduğu zaman bir rüya gördü. Rüyasında Allahu Teala filan oğlu Abdurrahman'ı mağfiret etmedi. Ya Malik sen ona git haber ver denildi. Denildi. Hazreti Malik bin Dinar Abdurrahman'ı buldu. Abdurrahman Kur'an okuyarak Haç'ta mübarek bir mekanda idi. Abdurrahman'ın huzuruna varınca, hoş geldin ya Malik, beni nasıl tanıdın? Bugün Allahu Teala'ya dua edip seni görmeyi dilemiştim. Sen ziyaretinin bir sebebi vardır. Evet, sebebi vardır. Kıyamet kopmuş. Oğlun kıyamet kopmuş. Kısayı ileriye atlattım, affedersiniz. Adres sorarak gitti. Abdurrahman Malik bin Dinar Hazretlerini görünce baygınlık geçirdi. Banta dönüyorum. Dedi uyanınca, sen benim haccımın kabul olmadığını mı söylüyorsun? Evet. Ben ne zaman hangi sene hacca gelsem 8-10 senedir hac yaparım. Haccım bittiğinde bir Allah dostu gelir, senin haccın kabul olmadı der. İşte bayılmamın sebebi seni görünce haccımın kabul olmayacağını söyleyeceğini bildiğimden dedi. Malik bin Dinar Hazretleri buyurdu, her derdin bir devası vardır. Senin 10 senedir hacca gelip kabul olmayışının sebebi nedir? Bunun üzerine Abdurrahman ağlamaya başladı. Efendim dedi, benim bir babam vardır. Ben günlerden bir gün çok fazla bir günah işledim. İlk alkol içiyordum. İçtiğim alkolle sarhoş oldum. Bu sırada babam beni aramış. Bir yerde yatar bulmuş. Beni çekince ben sarhoşlukla babama bir yumruk vurdum. Vurduğum yumruk ile babamın gözü kör oldu. Babam beddua etti. Bir gözü çıktı. Ertesi günü ayrılınca ne yaptığımı büyük bir üzüntüyle gördüm. Efendim, bütün içki küplerini kırdım. Köleleri azat ettim. Yaptığına pişman oldum. Her yıl böyle hacca gelirim. Fakat her seferinde senin gibi bir Allah dostu çıkar. Allah seni affetmedi. Haccın makbul olmadı der. Ağlamaya başladı. Malik bin Dinar acıdı. Senin baban kimdir? Basra. Basra'da filan keştir. Babasının adresini buldu. Babasının kapısını çaldı. Hoş geldin ya Malik. Malik bin Dinar Basra'nın büyük evliyasından tanımayan kimse yok. Babası hoş sohbetle karşıladı. Beni nasıl tanıdın? Bugün Allahu Teala'ya dua ettim, seni görmeyi diledim. Senin ziyaretinin bir sebebi vardır. Evet, evet. Farz et ki kıyamet kopmuş. Oğlun Abdurrahman'ı tutup cehenneme götürüyorlar. Onu bu halde görsen üzülmez misin? Babası ağlamaya başladı. Kendine gelip dedi, sen şahit ol ya Malik. Oğlumun kusurunu affettim, ona hakkımı helal ettim.
Daha sonra Malik bin Dinar ondan izin alarak oğlu Abdurrahman'ı buldu. Abdurrahman kendi evinde bekliyordu. Babasının helal ettiğini, bağışladığını anlattı. Abdurrahman ağlayarak tekrar bayıldı. Bu sırada babası geldi. Malik bin Dinar Hazretlerine rica etti. Oğlumu affettim. Öbür aleme yakın zamanda göçeceğini zannediyorum. Abdurrahman'ın hali, hastalığı çok ileri dedi. Malik Hazretleri şehadet telkin etmeye başladı. Abdurrahman cevap vermiyordu. Nihayet gözlerini açtı. Babasını görünce babasına yalvardı. Baba, babacığım, ben zulmettim, senin gözünü kör ettim. Ne olur mahşer görmeden sen de benim gözümü çıkar. Benim gözümü çıkar ki Allah'ın azameti huzurunda günahkar kalkmayayım. Babası, ey gözümün nuru, ben suçunu bağışladım, senden razı oldum dedi. Bu defa Abdurrahman iki şehadet getirdi. Halin nasıldı? Baygın haldeyken ya sultanım, başımın ucunda elinde bir topuz tutan melek duruyordu. Ve ben senden razı değil, öldüğünde seni bu topuzla şiddetle azap edeceğim dedi. Az sonra başka bir melek geldi. Yeşil bir mendille gözlerimin yaşlarını sildi. Şehadet getir, baban ve Allahu Teala senden razı oldu dedi. Bunları söyler söylemez ruhu teslim etti. Şöyle muhteremler, şu anlatılan kıssalardan çıkan o ki Allahu Teala'nın yolu her şeyden kolaydır. Velakin Allah'a teslim lazımdır. Arif-i Billah Muhammed bin Çelebi Sultan'dan bir kıssa getireceğim, bitireceğiz inşallah. Ne kadar oldu? 3,5 saate yaklaştı. Tamam. Bu kıssa son olsun. Son. Muhammed Çelebi Sultan Eğridir Gölü'nün kenarında otururdu. Eğridir Gölü'nü ben şeyde Atlas'ta açtım. Uzunlamasına bir göl. Şu mikrofonun birisi gibi. Muhammed Çelebi Sultan bunun orta yerinde otururdu. Nihayet Osmanlılardan bir ulak haber götürmek için ata binen, atla haber götüren Osmanlı askerin adı Ulak. Eğridir Gölü şuydu. Muhammed Çelebi Sultan gölün şu yan tarafında uzunlamasına değil oturuyordu. Osmanlı'dan bir ulak geldi. Şu taraf Afşar. Eğridir Gölü'nün şurası Sultan Muhammed Çelebi. Şu tarafı Afşar. Göl uzun. Bu ulak Afşar'a gitmek için gölün uzun yerinden dolaşması lazım. Muhammed Çelebi Sultan'a dedi, Afşar yolunu göster devletlim. Hemen göl üstünden yürüyüver, tam karşın Afşar'dı. Hemen gölün üstünden yürüyüver, karşın Afşar. Allah dostundan yalan sadir olmaz. Bu zat-ı mübareğin yüzünden velayet nuru akıyor. Bunu diyen yalancı olmaz. Kendisini göle vurdu. Şu gölün eninden yakasından karşıya geçti. Halbuki böyle gölü ben baktım, Eridir Gölü'ne dolaşması lazım. Afşar şurada. Afşar'ın ahalisi gördü. Subhanallah. Hızır Aleyhisselam bu gölün üstünden yürüyüp atınan gölün üstüne Eğridir Gölü'ne vurdu. Bu Hızır Aleyhisselam mıdır ulak? Vallahi bende bir şey yok. Karşı tarafta bir evliyayı kibar buldum. Yürüyüver aslanım dedi. Ben de yürüdüm geldim. Muhtemeler, Afşar yolu çok uzundur ama Allah dostlarına uyanın yolu çok kısadır. Şeytana uyarsan gölde batırır, Allah dostlarına uğrarsan muhakkak surette insana Allah razı olsun muradına erdirir. Rabbim Teala Hazretleri
Evliya-i Kiber'in himmet bereketinden bize uzak etmesin. Rabbim Teala onların nuraniyetine bizi gark etsin. Helal ederseniz kısa bir kıssa daha var. Helal ederseniz, demin dedim, son dedim, vadimden dönmüş olmayayım. Çok önemli bir kıssa var. Muhammed Çelebi Sultan kim? Molla Abdurrahman, kısaca onu söyleyeceğim. Uluborlu'dan emir, halife naklediyor bu kıssı, bu kıssayı. Muhammed Çelebi Sultan'ın vefatından tam 40 sene geçti. Kabrinin bir tarafı çöktü. Resmi var burada. Kitabın adı Evliyalar Ansiklopedisi 8. cilt. Kabrinin bir tarafı çöktü. Tamir etmek için kabrini aşmamız lazım geldi. Kim diyor? Uluborlu'dan emir halife anlatıyor bu kıssayı. Kabrini açtık. Nura gark olmuş. Sanki bugün yatmış gibi 40 sene olmasına rağmen yatıyordu. Mübarek yüzü hissolmamış, hayatında gibi yanında sevenlerden biri vardı. Bu ki vardı. Benim bir oğlum var. Bir senedir sıtma tutuyor, hastadır. Bu zatın sakalından bir kıl çekeyim, götüreyim, oğlumun elbisesine koyayım. Hastalıktan kurtulsun istedi. İyi. Biraz durdu. Mübareğin sakalından bir kal tuttu, çekti. Çekince Muhammed Çelebi Sultan hoşlanmadı. Başını öbür tarafa çevirdi. Adam inatçı. Başını çevirdi koskoca 40 yıllık evliya. Dinlemedi. Bir kıl daha çekti. Çekince mübarek sandukadan bir tokat çaldı, adam yere düştü, can verdi. Adam yere düştü, can verdi. O kişiye öyle bir tokat vurdu ki adam düşüp öldü. Uluborlu emir halife anlatıyor. Ben korktum, kaçıp bir kenara çekildim, şaşkın bir halde yığılıp kaldım. Tam 6 ay bu korkudan hasta yattım buyuruyor. İşte Allah dostları bir kılını dahi vermez. Bazı evliyalar sabırlıdır, bazıları ses çıkarmaz. Benim ilk tarikat alışım Kavs-ı Kasrevi Hazretlerinden oldu. Seyyid Abdülhakim-i Hüseyin'i 1972 1 Temmuz Perşembe günü Darülbaka'ya sabah namazında teşrif etti. 2 Temmuz değil, Haziran. 1 Haziran 1972'de vefat etti. 2 Haziran 1972'de şimdiki Menzil Market'ine defnettik. O zaman Seyyid Muhammed Hazretleri büyük oğlu var. Ortanca oğlu Seyyid Muhammed Raşit Hazretleri var. Seyyid Abdülbaki Hazretleri Ankara Çankaya yakın bir hastanede yatıyordu. Gavsımız Hazretleri defnettik. Aradan zaman geçti. Gavs-ı Kasrevi rüyama girdi. Allah bir Muhammed Hak. Kabri açık. Üstünde kefen var. Kefenin üstüne nohut gibi, fındık gibi bir iki tane toprak düşmüş. Mübarek kalktı. Dedi Mehmet, görüyor musun, ben ölmedim, diriyim. İnşallah böyle kavuşacağız birbirimize dedi. Ben gözümle gördüm. Kavs-ı Kasrevi yattı. Üstüne bir nohut, bir fındık kadar bir iki tane kabirden toprak düşmüş. Bu da normal. Görüyor musun dedi, benim hiçbir şeyim çürümemiş. Ben böylece kıyamete kalkacağım. İnşallah biz de Rabbimizin lütfuyla onun civarına gömülürüz. Şefaati uzmasına layık oluruz. Bir den daha diyeyim mi Ezber? Helal mı? Ebu Hasan Harkani Hazretleri Bayezid-i Bistami Hazretlerinden 159 sene sonra tarikat aldı.
Bayezid-i Bistami Hazretleri ruhen Hasan-ı Harkani Hazretlerini 159 sene sonra kabrinden terbiyet etti. Kabrinden terbiyet etmek çoktur. Hazreti Veysel Karani Hazretlerini sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Resulullah aleyhisselam ruhen terbiyet etti. Veysel Karani Yemen'deydi. İki gözü kör ihtiyar anası vardı. Validesine derdi, ya ana, bugün Muhammed aleyhisselama İhlas suresi nazil oldu. Bugün Sure-i Ali İmran nazil oldu. Temsili söylüyorum. Ne ferman olur, nazil olursa validesine söylerdi. Namazı görmediği halde kıldı. Anasıyla birlikte cihanın en üstün evliya-i kibar makamına ulaştı. Ulaştı da ben nerede kaldım, sohbetini unuttum. Hasan-ı Harkani Hazretleri. Hasan-ı Harkani, aferin. Hasan-ı Harkani Hazretleri de üveysi olup Veysel Karan'dan Bayezid-i Bistami'den 159 sene sonra kabrinden 12 sene talim gördü. Kabrinden terbiyet gördü. Kendisinden Hazreti Bayezid-i Bistami'den 3 makam ileri geçti. Hazreti Bayezid-i Bistami dedi, Hasan-ı Harkani'nin asıl ismi Ali. Ben onu manen irşad ederim. Fakat o beni 3 makam ileri geçer. Zamanın kavsu oldu. Bir müridi vardı. Hasan-ı Harkani Hazretlerine aşkında, şeyhim, ben ölürsem benim ölümüme gelir misin dedi. Hasan-ı Harkani Hazretleri durdu. Ben ölsem, sen 30 sene sonra geçse, ölsem ben sana gelirim. Bu mübarek sözde iki keramet isar etti. Demedi sen benden 30 sene sonra ölürsün demedi de, ben ölsem 30 sene sonra dedi. Sen ölsen, ki 30 sene sonra öleceğini ihbar etti, sonra anlaşıldı. Vallahi ben senin ölüne gelirim dedi. 30 sene doldu, o derviş öldü. Ölüm sekeratında eşi dostu muhteremler etrafını sardı. Bir an ayağa fırladı. Vallahi lazım kalsın Ebul Hasan Harkani geldi. 30 sene sonra tasarruf etti. Seyit Mübarek'ten naklen bir kıssa. İzin var mı? Helal mı? Helal. Peki. Seyit Mübarek Hazretleri nakletti. Bu aile sırrı ama Allah'ın lütfu olduğu için saklamaktan mana görmüyorum. Seyit Mübarek Hazretleri buyurdu ki, benim annem ismini bilmemiz annemiz olduğu için söylesek olur, söylemesek olur. Gavsımız Hazretleri Seyyid Abdülbaki Gavs-ı Sani, Seyyide annelerden biri vefat etti. Gavs-ı Kassavi'nin kubbesinin altına o mübarek annemizi, Seyyide annemizi defnettiler. Definden sonra o zaman müezzin Molla Metin, şimdi Molla Metin benim bildiğime göre Urfa'da bulunuyor. Molla Metin de o validemize telkin veriyordu. Telkin ehli sünnet vel cemaatte verilir. Ey mübarek, baban şu, anan şu, Kur'an haktır, İslam haktır, kıble Beytullah haktır, namaz haktır, telkin veriyor. Söyle, söyle. Bir tarafına Gavs-ı Kasrevi geçti cenazenin. Bir tarafına Sultan Seyyid Muhammed geçti, Raşid Hazretleri geçti. Gavs'ımız seyretti ki Molla Metin haberi yok. Cenazenin iki başına Gavs-ı Kasrevi Sultan dikilmişler. Telkin veren Molla Metin görmüyor. Yukarı çıktı. Gülmeye başladı. Anamız dedi,
Ya Seyit, ya Gavs, Allah için niye tebessüm edersin, söyle. Dedi, hal mesele budur. Molla Metin telkin veriyordu, o görmüyordu. Gavs bir tarafına cenazenin dikildi. Sultan Seyit Muhammed Raşit bir tarafına dikildi. Gülüyorum, Molla Metin görseydi ne yapardı, ona gülüyorum dedi. Muhteremler, tarikatın asıl gayesi, asıl sonucu Ebu'l-Hasan Harkani'nin müjdelediği ölümde şeyhin bulunmasıdır. Asıl maksat budur. 70 bin kıssa anlatayım, 700 sene konuşayım, işin sonu budur. Bir mürit mürşidine sadıksa muhakkak ölümünde gelir. Çünkü ölürken lanetli iblis bir tarafına anası şeklinde dikilir, bir tarafına evladı şeytanın evladı babası şeklinde dikilir. Ölümün meşakkatiyle sekeratın mevte bulunan başını sağa çevirir anası. Anası der, ey benim oğlum. Anası şeytan. Şimdi Hristiyan geçiyor. İslamiyet yalandır, boştur. Hadi İsa Aleyhisselam'ı tasdik et. Başını bir tarafa çevirir. Öbür tarafta babası suretinde şeytanın diğer lanetli biri oturur. Ey oğlum, ben senin babanım. Şimdi Musevili kalk, Tevrat'a iman et, Musa, Hazreti Musa'yı tasdik et. Ölü iki tarafa başını çevirir. İşte elim vaziyet budur. Molla Hafız Mahmud'a asıl tarikatın menşei, asıl tarikatın faydası ölümde mürşit insana yetişir. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, Kıyamet ve Ahiret ismindeki kitap, Kıyamet ve Ahiret ismindeki kitap, Hamburglu Sıtkı, vallahi ben bu kitabı kendim yazdım, İmam-ı Gazali buyuruyor. Ayetten, hadisten başka bir şey koymadım. Allah şahittir, nefsimden bir kelime katmadım. Sekeratül mevti naklediyor. Buyuruyor ki, sekeratül mevte şeytanın bir arada bulunması mahir bir hırsızlık değildir. İyi dinleyin sufiler. Şeytan çok mahir bir hırsızdır. Allah göstermesin, ben öldüm misal benim imanımı çalacak. Hayır, dünya hırsızlığı gibi maharet değildir. İmam-ı Gazali yemin ediyor. Kıyamet ve Ahiret kitabının adı. Bu kul dünya hayatında şeytana arkadaş etmiş, Allah'ın ibadet tahtına iltifat etmemiş, haramları meslek etmiş, İçki dememiş, zina dememiş, kumar dememiş, her rezilliği işlemiş. Bu zatı Allah şeytana teslim eder. Kıyamet ve Ahiret. O eserde iki hadis var. Bir hadisi şerifte Allahu Teala bir kulunu sevmezse şeytanı bir sene önceden onun kabrinin başına, onun cesedinin, onun hayatının başına musallat eder. Onu şeriatın muhalif envai türlü günahlarıyla işletir. Bir insanın kalbine iki şey telkin eder. Melek ilham verir, şeytan vesvese verir. Şeytanın vesvesesinin intibahı Allah'ın huzlanına bağlıdır. Huzlan, şeytanın vesvesesinin kalpte intişar bulması için kahri ilahiye huzlan denir. Demek bir kul Allah'a isyankar ise, tövbe nedir bilmezse, helal haram bilmezse, karısı çocuğuna zulmederse, ahı figan semaya çıkarsa, şeytan vesvese verir. Allah sevmediği kuluna bir sene önceden şeytanı musallat eder. O ona evirir, çevirir, kendi yoluna sokar. Şeytanın vesvesinin İhya-i Dünümit'in 3. cilt. Kalpte neşvi nüva bulması huzlandır. Allah huzlan eker.
çiftçi tarlayı sürer, gübre eker, su kanalından su getirir. Demek huzlan Allah'tan uzaklığın, Rabbimin kahrıdır, şeytanın sözüne kulak assın diye huzlan eker. Allah bir kulu hidayete erdirmek isterse, ikinci hadis, ölümünden bir sene önce bir melek başına koyar. O melek onu terbiye eder, Allah'a yakışır bir ameli getirir. Allah bunun üstüne Molla Abdurrahman tevfikini eker. Her kitabı okuruz okuruz, mukaddeme baştan ön söz. Ben bu eseri yazdım, Allah'ın tevfikiyle inşallah ümmeti Muhammed refah bulur. Tevfik o işteki muvaffakiyetin sırrına, Allah'ın rahmetine tevfik denir. O kul Allah'a isyankar ise, bütün sohbetin hepsi burada bağlı. Bir sene önce o kulu Allah şeytana teslim eder. Kabir-i alemi açın okuyun. Bir senede iblis onu evirir çevirir, cehenneme layık eder. İşte o zaman kafayı sağa sola çeviren cesede şeytana huzlan ekildiyse, Allah'ın kahrine uğradıysa, anası suresindeki Hristiyan'a iman eder. Başını çevirir, babası suresindeki Yahudi'ye iman eder. Dikkat! Şeytan mahir bir hırsız olduğundan çalmaz. O adam neye müstahak ise ölümünde ona karşı gelir. İşte bütün mesaj bu. Mahmut Hoca, işin aslı bu. O kul neye müstahak? Hidayete, cennete. Allah onu melaikeyle bir sene terbiye eder. Tevfik eker. Üçüncü cilt İhya'da. Tevfik kalbe girerse, tevfik Allah'ın nuru girerse, meleğin ilhamına sahibi kulak verir. Yok kul asi, Allah bilmez, rasi Allah, Resulullah bilmez, hak bilmez, hukuk bulmaz. Şeytan vesvese verir. Şeytanın sözünün kalpte meyve vermesi için Allah kahrından huzlan eker. Üçüncü cilt İhya'yı getirseydim ben size bunu gösterir. Sohbetim çok az geçti. Allah'a hamd ederim. Rabbimin bana lütfudur. Kavsın himmetidir. Aklımın erdiği, gücümün yettiği kadar sizlere faydalı olmaya çalıştım. Bu lütfi ilahiyedir. Benim maharetim, bilgim, kabiliyetim değildir. Allah dilediğini hidayete erdirir. Dilediğini şekavete. Hidayete şekavete erdirir işi. Kul cüzü iradesiyle hayra yönelirse Allah hayrı verir. Demin anlattığım iki mecusiyi kader bahsinde anlatmak için işaretledim. Sözümü de bitireyim. İki mecusinin büyüğü cüzü ihtiyarını ben ateşe taparım, konu korşuyor Müslüman dedirtmem, kaçtı. İhtiyarını şerre kullandı. Allah da onu elbet şerre götürür. Küçük kardeş çoluk çocuğunu getirdi. Söyle mübareğin Malik bin Dinar iman etti, elinde İslam'a teslim oldu. Allahu Teala onu hidayetini Malik bin Dinar elinde verdi. Allah ezelde biliyordu ki küçük kardeşi iman edecek. Bildiği için de 3 gün sonra 1000 dinarı Allah ezelde kader olarak yazdı. 1000 dinar kader olarak eline geldi şeyine, o melek miydi kimidi getiren. Allah ezelde bildi ki abisi mecusilikten vazgeçmez. Kader kaza onu mecusi yapmadı. O köpek herif mecusiliği iradesiyle seçti. Hayır burada dedi. İşte bu kaza oldu. Allah'ın bilmesi, levh-i mahfuzda yazılması kadere oldu. Ben bunu anlatacaktım ama dilimin ucunda yarı kalırsa vebalde kalırım. Sofi, ne ekersen biçersin. Sofi, ne dikersen, ne ekersen biçersin, ne dökersen içersin. Şu halde namaza gittik, salih olmayı anlattık.
namaza sıdkına doğru kılmayı anlattı. Onun içinde ben sana sert çıkıştım ya, bir sakal kaldı o da gitti. Gel helallaşalım. Ben sen yoktun Abdurrahman. Bana öyle bir celal geldi. Yahu namus gitti, sakal gitti, vicdan gitti. Bu şey sakalı koymuş papazsa öyle bir bağırdım. Dedim bu adam kaçtı gitti. Yar bayım buraya çıktım. Devamlı mübareği arıyorum. Gitti de beni mahkemeyi kübrada kovmasaydı keserdim derse halim nice olur. Çok korktum. Ayaklarına 30 kere öpeyim çıkar. Vallahi 40 kere öperim. Seni görünce ben öyle hoşnut oldum. Sana bir zemzem içireyim. Şeker vereyim bu kalsın şekerleri. Hakkını helal et. Bir dini İslam'ın sakalı kaldı. Onu da şeytana mı kaptıralım? Ben çok esef ettim. Dinimin gayretinden sabretseydim iyiydi. Ya sen kaçıp gitseydin dedim benim halim perişan. Korktum sus. Kaçarsın diye öldüm sus. Sus ya kaçaydım ben. Ben herkes görmüştür buraya durdum arıyorum senin şeyini biliyorum fesini. Ya Rabbim kaçırma. Ya kalsın gitmesin. Ya gitti de beni derse ki yumuşak olsaydı ben keserdim. Sertliğinden kesmiyor. Ağladım. Gayretim Allah olduğu için benim kalsın seni bırakmadı. Hakkını helal et. 100.000 kere elini öpeyim. 100.000 kere öpeyim. Zemzem-i Şerif'te iç. Allah seni razı olsun. Seni cennetlik etsin. Kavsumuz ölümünde başında amin bulunsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İç zemzemini. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akibeti lil muttakin. Vesselatu vesselamu ala seyyidine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İlahi ya Rabbim. Dilimizin döndüğü hasbel kader, gücümüzün yettiği kadar Hazreti Kavs-ı Sani'nin bereketi, saadetlerin himmeti, Resulullah'ın rahmetiyle sohbet ettim. Bu kadar kabiliyetim, idrakım bu kadar. Ya Rabbim samimiyetle ne anlattıysam şu kardeşlerimin kalplerine ilka ile, nefsin şerrinden azad eyle, şeytanın melanetinden cümlemizi hısmaye eyle. Kıblelerde ezanı dindirme, imamların namazını bıraktırma, ümmeti Muhammed'i görülür görülmez, güç yeter, takat yetmez, kaza belalardan, Hristiyanından, Yahudisinden cümlemizi muhafaza eyle, evlerimizde dirlik düzen nasip eyle, şeytana evimize girmesine müsaade etme ya Rabbim. Çocuklarımızı tahrikat-ı Muhammed'i şeriat-ı ilahiyenin hakikatıyla Allah'a itaatkar eyle, aile saadetinin mutluluğunu yaşamak nasip eyle. Necat kurtuluş Kur'an'dadır. O Kur'an senin ayetindir, fazlı keremindir. Dilediğini delalete, dilediğini hidayete götüren Allah, şu kardeşlerimizi hidayetle mamur kıl. İmanlarını kamil et, akıbetlerini hayırlı et. Münker nekir geldiğinde asan cevap verdir. Ölümümüzde saadat-ı kiramın bereketiyle başımızda bulunmasını nasip et. Kavs-ı Kassavi'yi bulundur. Sultan Seyyid Muhammed Raşid'i bulundur. Kavs-ı Sani'yi bulundur. Ellerinde rahmet kılıncıyla iblisi kovalasınlar. Mahşerde Resulullah haşrolduğu zaman beni üç mekanda arayın buyurmuş. Havzımın başındayım, sıratın üstündeyim, mizanın yanındayım. Ya Rabbim, ben iman getiriyorum ki Muhammed Aleyhisselam kıyamette bu üç mekanda bulunacak. Beni kıyamette üç mekanda arayın. Havzımın başındayım, Havz-ı Kevser. Ya Rabbim, Havz-ı Kevser'e kavuşmak, Muhammed Aleyhisselam'ın şefaatiyle kana kana Havz-ı Kevser içmek nasip eyle. Ebedi susuzluktan halas eyle. Resulullah buyurdu ben mizanın başındayım. Mizanda Hazreti Cibril Aleyhisselam görevli. Ya Rabbim günahlarımızı mağfiret et. Hasenatımızı ağır et. Seyyiatımızı mağfiret et. Ya Rabbim Muhammed Aleyhisselam'ın rıza ve şefaatiyle mizanda ameli ağır gelenlerden eyle.
Ya Erhamen Rahimin Habibim buyurdu. Ben kıyamette sırat üstündeyim. Ben Resulullah'a ayıp bulmada meşakkat çektirme. Hepimize çektirme. Sıratın üstünde Resulullah'ı bulmak nasip eyle. Şefaatine kancalara takılmadan göz açıp yumuncaya kadar sıratı geçmek nasip-i müyesser eyle. Cehennemin ateşinden azad eyle. Geçen hafta sohbetimde cehennemi geçenler meleklere soracaklar. Hani ateş vardı, halbuki biz yeşillik, bağlık, bahçelik gördük. Biz sıratı geçmedik mi? Melekler diyecek, o yeşillikler sırattı, altı cehennemdi. Ama sizin ameli salihiniz sizi nur gibi geçirdi. Ya Rabbim cennet ve cemali nasip-i müyesser eyle. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah. Estağfurullahil azim min kulli zenbin estağfurullah. Estağfurullahil azim min kulli zenbin estağfurullah. Hep beraber estağfurullahil azim min kulli zenbin estağfurullah. Ya hayyu ya gayyum ya zelcelal vel ikram. La ilahe illa ente. Ya hayyu ya gayyum ya zelcelal vel ikram. La ilahe illa ente. Ya hayyu ya gayyum ya zelcelal vel ikram. Rabbimiz Allah, dinimiz İslam, kitabımız Kur'an, yolumuz şeriat-ı Muhammediye, akibetimiz ölüm, üstümüzün ziyneti kefen. Ya Rabbim kefenimizi yeşil olarak nuruna gark olmuş olan kefenlerden eyle. Menzilimiz kabir. Kimine kabir bir karışa bir karış. Kıyamet ve ahiret kitabında kimine bir kulaça bir kulaç kabir genişliği. Kimine göz alabildiğine göz alabildiğin, gözün ne kadar derini görürse. Ya Rabbim şu halis kas mülüklerine gecenin şu saatlerinde uykusunu terk edip sabreden, çoluk çocuğunu unutan, halvetle Allah'ın azametine dalan, samimiyetine şahit olduğumuz kardeşlerimizi kabrini göz alabildiğine, çarpı göz alabildiğine ulaştır ya Rabbim. Şefaat-i Resulullah'a mazhar kıl ya Rabbim. Herkese şefaat hakkı var. Salihler, şehitler, veliler. Her şefaat eden şefaatini etsin buyuracak Rabb-i Teala kıyamette. Peygamberler şefaat edecek. Evliyalar şefaat edecek. Rabb-i Teala buyuracak. Benim şefaat hakkım kaldı. Ömründe bir kere la ilahe illallah diyeni ben cehennemden azat ettim. Ya Rabbim bin kere la ilahe illallah dedik. Hakikatine kavuştur. Günahlarımızdan nadimiz, pişmanız. Şu kefeyi hafif, şuna ağır yap da salih zümreye iltihak eden. Esselamu aleyne ve ala ibadillahi salihin sırrına mazhar olalım. Ya Rabbim evliyanı şefaatçi kıldım. Ya Rabbim Hızır'ı, İlyas'ı, Yuşa, Musa, İsa, Hazgil, Davud, Süleyman, Zekeriya, Yahya. Ya Rabbim cümlesini şefaat kıldım. Yahya aleyhisselam tefsirat-ı ilahiyle buyurdun. Hiçbir günah işlemedi. Hiçbir günahı da hatırına getirmedi. Böyle bir sıfat peygamberlerde az bulunur. Hiçbir günah işlemedi. Hiçbir günahı da aklına getirmedi. Ya Rabbim içine kıldan gömlek giyerdi. Hazreti Zekeriya aleyhisselam onun huzurunda sohbet ederken cehennem demezdi. Çünkü Yahya aleyhisselam deliler gibi dağa vurur, cinnet getirir gibi gözyaşları dökerdi. Bir gün baktı Yahya aleyhisselam yok sandı. Cehennemi anlattı. Yahya aleyhisselam bir ah etti, kendisini dağlara vurdu. Anamız aradı, buldu, gözyaşlarıyla getirdi. Ben bir daha doyasıya yemem, ben bir daha Allah'ın yolundan, itaatten vazgeçmem. Şeytan bir gün
elinde çengellerle gezdi. Yahya aleyhisselam şeytana sordu, elindeki çengeller nedir? Ya Yahya, sen bilirsin, bu çengellerinden insanların her birine takar kandırını. Bu çengellerin içinde neler var? Şu çengelim doyasını yemek yiyenin çengelidir. Karnını tıkar basa doyurursa bu çengeli atar kandırırım. Şeytan, vallahi ben doyasıya bir daha yemek yemeyeceğim dedi. Şeytan da dedi, ya ben de kimseye nasihat etmeyeceğim. Ben sana öğrettiğimi sen kendine baş tacı yaptın. Ya Rabbim, peygamberlerin hatırına, İsrafil aleyhisselamın hatırına, mevcudatın yaratılmış en güzel seslisi İsrafil aleyhisselam hatırına, nevi beşerin en güzel şükredeni, en güzel hayvanatla zikredeni, kurtlarla kuşlarla zikredeni, Davud aleyhisselam hürmetine bizi bağışla. Ya Rabbim, gönderdiğin kitaplara iman ettik. Dünya fani, ahiret bakidir dedik. Ama şu anlattığım nefis yok mu? Bizi zincirledi. Şu arz ettiğim melun iblis yok mu? Bizi kandırdı. Ya Rabbim, bu iki düşmandan halas eyle. Ya Rabbim, bu iki düşmana bizi ezdirme. Ya Rabbim, bu iki düşmanı bize muzaffer etme. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed salaten tuncina biha min cemil ahval ve lafat ve takdilena biha cemil acat ve tuahurna biha min cemil seyyat ve tavfana bi'in dekalet derecat ve tübelluguna bi'aksal gayat min cemil hayrat filayat ve batel mamat. Hasbunallah vel mevvekil. Hasbunallah vel mevvekil. Hasbunallah vel mevvekil. Nimen mevla ve nimen nasir. Gufraneke Rabbena ve ileykel masir. Elf elfe selatın, elf elfe selamın aleyke ya Resulallah. Elf elfe selatın, elf elfe selamın aleyke ya Habiballah. Elf elfe selatın, elf elfe selamın aleyke ya Amine vahillah. Subhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yesifun ve Selamün Alel Mürselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Hakkın rızası için, şerlerin defi için, şeytanın belasından halas için, akıbetimizin sıhhat selameti için. Ya Rabbim, Ya Rabbim, El Fatiha Mahassalat. Sacda değildir, ararsan Mevla'yı kalbinde ara, ararsan Mevla'yı kalbinde ara. Kudüs'te, Mekke'de hacda değildir. Kudüs'te, Mekke'de hacda değildir. Eğer bir müminin kalbini kırarsan, Hakk'a eylediğin secde değildir. Kabul et Yunus'un erken sözünü, kabul et Yunus'un erken sözünü. Gezecek gelir başa, geçece değildir. Hep beraber.
Ya Rabbim, ben pişmanım. Yaptığım bütün günahlardan. Keşke yapmasaydım. İnşallah bir daha yapmam. Ben kabul ettim. Hazreti Gavs, Seyyid Abdülbaki Hazretlerini kendime şeyh kabul ettim. Şeyh kabul ettim. Hadi bakalım. Şeyh. Gezecek gelir başa, geçece değildi. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Sevdim seni mabuduma, canan diye sevdim. Sevdim seni mabuduma, canan diye sevdim. Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim. Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim. Ya Rabbim, ben pişmanım. Yapmış olduğum bütün günahlardan. Keşke yapmasaydım. İnşallah bir daha yapmam. Ben kabul ettim. Hazreti Gavs, Seyyid Abdülbaki Hazretlerini kendime şeyh kabul ettim. Evlat